Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nilay. <laughs> i̇yi ki beni davet ettin. İyi ki, iyi ki buluştuk. Şimdi moda fotoğrafçısı olarak herkes sizi merak ediyor. Sizden pek çok şey öğrenmek istiyor olabilir. Bir fotoğrafçı olarak ve moda fotoğrafçısı olarak bir yana koyalım bunu. Çünkü kendine moda fotoğrafçısı diyen ve bunu bir meslek haline getiren ilk insansınız Türkiye'de bir alan yaratan insansınız ve herkes sizi sever. Çok rekabetçi bir sektör bana göre moda sektörü e güzellik algısı var güzel çıkma isteği var güzel görünme gösterme isteği olan bir sektör e, İnsanların yapay olabileceğini düşündüğüm de ön yargılı olarak bir sektör ama kimle konuşsam bırakın sosyal medyada sizin için yazılanları Aa, Tamer abimiz biriciktir güler yüz çok iyidir. Onun dışında da ben insanlardan hep iyi şey duyarım. Bu da çok nadir bir şeydir ya. Bunu da merak ediyorum. Uzun konuştum ama <laughs> İşin en zor kısmı esasında insana bir külfet geliyor bana bir müddet sonra hep iyi durabilmek omuzlarımda bir <laughs> yük gibi <laughs> yük ve çöküntü yapıyor yani Ruhen size de, yapıyor de söylüyorlar yani. değil mi? Evet. Ne kadar evet. iyisin, ne ya kadar sensin? Çoğu zaman ya ben bunu çekemem, beceremem diyebiliyorum yani. Hı -hı. Kimse de inanmıyor. Ya hadi ya olur mu öyle falan şeyler diyorlar ama ben maalesef hakikaten yapamayacağım şeyi yapamam diyorum yani. Derdim tasam yok. Birazcık da böyle sokak çocukluğundan gelme rahatlığım var. Onun için bir endişem yok. Ben en iyi olayım diye bir derdim de yok. Hı -hı. Öyle bir derdim hiç yok. Bir sıcaklık, abilik tamerabi.com'u alsam olur diyorsunuz ya. Evet. <laughs> <laughs> Yayınlar önce bakacaktım, bakmadım alınmış mı diye. Alınmış yani herkes olabilir. size abi diyor, Tamer abi diyor. Öyle bir sektörde bir abilik durumunuz da var, hakikaten bir yük olabilir diye düşünüyorum. Ya öyle ki bir lakap olarak kaldı. İşte bu sevgiden oluyor diye düşünüyorum ve onun nedenini de nasıl bir insan olduğunuzu da merak ediyorum. Biz hep sosyal ortamlarda karşılaşıyoruz, hani sosyal ortamlar rahat tabii değil mi? Doğru, <laughs> tabii, tabii. Orada tahmin ediyorum, yani zaten o enerji alınıyor bir insana. Anlıyorsun ama bu kadar zor bir işte. Çünkü yorucu da bir iş. Moda fotoğrafçılığı dışarıdan özendirici görünüyor. Çünkü çok güzel kadınlarla çalışıyorsunuz gibi bir klişe görülüyor değil mi? Koray'la da ben nasıl olunur yaptım. Şimdi evet ben Koray'ınkini de çok evvelden ilk zamanda dinlemiştim ben onu. Aynen yani ne söylüyorsa aynısı doğru ve onları bir daha <laughs> anlatmayayım ben. Moda fotoğrafçılığı hakikaten ayrı bir iş ve insanlar böyle güzel kızlar, oğlanlar, Hayat güzel gibi geliyor ama öyle değil. Onları sonra bahsederiz. Evet. Eğlenceli görünen çok şeyin arka planı çok zor. Ben sizin eskinizi de merak ediyorum. Çocukluk nasıl? Ankaralılık var bir kere değil mi sizde? Kesin. <laughs> Ankaralılık önemli şey. Ben Ankara'da Bahçelievler semtinde, evet Aa, mahallesinde. Tamam bir yer. Klasik. Bütün sanatçıların diyeceğim neredeyse <laughs> olduğu gibi yani Ankara ayrı bir yerimiz var. Küçüklüğüm şöyle geçti. Memur bir babanın asker öğretmen, hmm. spor öğretmeni Hüsamettin Yılmaz. Şöyle söyleyebilirim, Türkiye'deki ender spor adamlarından biri idi. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Hakikaten Türkiye'de demeyeyim, dünyada ilk ona girerdi. Yani İngiltere Kraliyet Spor Akademisi'nden mezun, Gazi Eğitim'den mezun, harp okulunu okumuş. Aa ne ilginç. Ya çok ilginç yani ben bir gün sana bir kitap yazmıştı onu Aa, şey ne güzel. bir bak. Yani böyle 18 tane hakem lisansı, 22 tane oyuncu lisansı falan olan bir adam. Aa çok ilginç. Yani dünyada 3-5 kişiler bunlar. İngiltere'ye nasıl gitmiş? İngiltere, Şimdi babanıza nasıl yapıyor şey. gibi oldum ama. <laughs> Askeriye göndermiş yani. Anladım. İlk önce Gazi Eğitim Gazi hmm. eğitimden hmm. Harbi'yi okuyor. Ondan sonra askeri oraya bir buçuk yıllık şeye gönderiyor. Yani yüksekmiş gibi şeye gönderiyor. Hatta İngiltere'den döndüğünde Türkiye'ye ilk trambolini getiren kişi. Yani o trambolin var ya. Evet zıplıyor, bizim içeride var. E, şey onun ofisinde işte, var yani. <laughs> onun esas kocaman trambolini yani hoplayıp zıplıyorlar. Onu babam ilk Türkiye'ye sokmuş. <laughs> Acayip. O zaman çünkü jimnastikle ilgili İngiltere'de bayağı başarılı çalışmalar yapmış. saudade de ginástica her şey. Öyle bir şeyle daha sonra geldiğinde Bursa Uludağ'da o beden terbisi kayak merkezinde okurdu. Aa, çok güzel. Sizin o hareketliliğiniz, hiperaktif Biraz... haliniz belki ondan geliyor ha? Tabii, biz küçükken hepimiz eskrim yaptık, atletizm yaptık. Ben hatta Los Angeles Olimpiyatlarına yetiştiriyorlardı. Yani o kadar söyleyeyim. Siz kaç doğumlusunuz? Çok doğumluyum. <laughs> <laughs> 1958 doğumluyum ben. Wow güzel. 66 bitti. Maşallah, maşallah. Hiç o kadar göstermiyorsunuz. Ben de notlarımı almamışım nasılsa onu. Çünkü sizin isminizle birini aramak çok zor. Yılmaz Soya her zaman zordur. Türkiye'nin yarısı. Evet. <laughs> Mehmet Yılmaz hep telefon rehberinde bizi böyle bir fasükül olarak geçiyorsun derdi. <laughs> Eskiden Yellow evet. peşler vardı. İşte o sarı sayfalarda. Evet. Onların yer hakikaten. Üçte biri falan Yılmaz'dı yani. Evet. Sizin ara isminiz de yok ya. Mehmet Y. Yılmaz. En azından o öyle kurtarıyor. Pek çok isim geliyor. Onun için doğum tarihi atlamışım. Hiç o kadar durmuyorsunuz. Anladım. Aman Siz olimpiyatlara bile hazırlandınız. Üç kardeş misiniz? Üç kardeşiz. Küçüklüğüme devam ediyorum. Orada annem Sportota Teşkilatı'nda işçiydi. Ya yani Onlar işçi olmuş. olarak geçiyorlar. Anladım. Değerlendirme hafta sonu geldi de cumartesi, pazar ve pazartesi, salı çalışıyorlardı. Haftanın dört günü en fazla çalışıyorlardı. Geri kalan zaman çalışılmıyordu. Zaten kuponlar geliyordu. İlk önce o kuponları tasdifliyorlar. Sonra kuponları, Kim kazandı? Tabii o böyle cetveller var. Üç tane, dört tane hata alınca atıyorlar. Üç tane, dört tane. Kim? İşe bak çok tabii. güzel. <laughs> Ya İlk enteresan defa işte. Buna. Bayılırım. Ve şöyle söyleyeyim. Maaşları ona göre yatıyordu. Yani ne kadar kupon bakarsan o kadar kazanıyorsun. Bayağı işçilik. Gözler felfecil olması lazım böyle. Hızlı öyle. Ondan sonra değerlendirme müdürü de oldu, şey de oldu. Orada bütün kadınlar çalışıyordu 500 tane. Yani şimdi elektronik olarak tabii, ortamda, tabii. ortamda yapılıyor ama o zaman düşünseniz hepsi geliyorlar, toplanıyorlar. Onlar Zafer Meydanı'nda, Ankara'da Sıhhiye'nin yanındaki o şeyde. Bir fotoğrafını görmek istedim o durumu. Valla çok, çok enteresan. Yani, çok güzelmiş. Yani sporla ilişkili olan bir ailede. Öyle veya böyle birisi değerlendirmede ötekisi de. Sporcu çıkanınız var mı aileden? Yani şimdi benim kardeşim yüzme milli takımındaydı. Abim kürek milli takımındaydı. Kız, abim kısa bir şey yaptı ama olsun yani. Siz ne yapardınız? Hani ben, özellikle eski Ya çok mesela. enteresan. Ben her şeyi yaptığım için hepsinden biraz biraz. Esasında ben ilk önce yüzmedeydim. Kardeşim geçince bıraktım atletizme geçtim. Atletizmde iyiydim. 8500 koşuyordum. Hakikaten de çok iyiydim. Fakat biz de biliyorsunuz yani bu spor işleri olmuyordu o zamanlar. 70'li yıllarda ayakkabı yok, eşya yok, hiçbir şey yok. Soyunma odası çirkin, duşlar rezalet. Yani şevki gelmiyordu insanın spor yapmaya. 6-7 sene sonra bıraktık. Yani çoğumuz bıraktı. Bizi özel Türkiye'de tarama yaptılar. Dallarında en iyi insanları buldular. Onlardan biri de bendim ama işte hepimiz bıraktık maalesef. Üniversiteye gelince de dağcılık yaptık. O da güzelmiş. Peki Ankara'dasınız, liseyi orada okuyorsunuz evet. ama lise hayatınız biraz zorlu geçiyor diye anlıyorum. Ankara Cumhuriyet Lisesi benim hayatı tanıdığım bir lise diyelim. Çünkü 3 yıllık liseyi 7 senede bitirdim. Yani tıp gibi liseyi okudum ben. <laughs> <laughs> Tıbbın her şey dahil 7 senede <laughs> liseyi bitirdim. Bizim zamanımızda 3 sene kalınca kalıyordun yani. Üst üste. Evet, tabii. Öyle kaldım zaten. Kalınca da 16 yaşındaydım ben. Tanju Okan aile, dostumuz. aile dostumuzdu. Dedi ki ortalıkta hayta gibi dolaşma gel ben seni bir yere sokayım. Ne istersin? Ben dedim ki fotoğraf biliyorum. Fotoğraf makbiri olmak istiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla yani diyeceksin ki benden daha mı iyi biliyorsun ama... ...biraz haylaz bir çocuk olduğunuz için anne babanız da kurslara gönderiyor size değil mi? Ve siz evet. oradan bir fotoğrafçılık ilgisi alıyorsunuz yani. Şöyle kurslara göndermiyorlar da şöyle oluyor. Eskiden spor bakanlığı yoktu. Sadece beden terbiyesi genel müdürlüğü vardı. Bütün spora bakan yani başka bir bakanlık falan yoktu. Bu Türkiye'deki her şeye bakıyordu. Zaman zaman mahallelerde beden terbiyesinin açtığı kurs oluyordu. Cumartesi pazar gidiyordun. işte voleybol, halt dansları, fotoğraf, müzik. Ne gitar güzelmiş. falan gibi. Çocuklar sokaklarda çok perişan olmasın diye devletin uyguladığı bir sistem. Güzelmiş. İki tane şey seçiyorsun. Ben basketle Fotoğraf. fotoğrafı seçtim. Fotoğraf bir il gibi çekti. Karanlık odaya gidiyorsun. Sihir gibi bir şey çıkıyor böyle. Bir heyecanlı. bir de kendi karanlık odanızı yapmışsınız <laughs> i̇şte ondan, ondan sonra Tabii galiba. ondan sonra esasında kardeşim ilk önce yaptı. Ben biraz tembel adamımdır o konuda. Hazıra konarım daimi küçük tuvaleti karanlık oda yaptık yani Şahane. biz bir tuvaleti kapattık düşünün de yani evdeki şey ama hakikaten de güzel olduk bisiklet alacağımıza agrandizör aldık banyolar aldık banyolarımızı kendimiz yapıyorduk yani hazır banyolar yoktu şimdi hazır banyolar var da tek tek o hidrokinonlar bilmem neler metoller falan böyle kimyacı gibi çalışıyorduk çok zevkliydi hakikaten öyle başladı heves Taço Bey de bir gazete yani, yani o gazete da. şey bitince böyle yani hani gazete mazete olur dedim peki dedi. O sırada da Erdoğan Tokatlı Ankara Milliyet başı Ankara'nın yeni bir gazete kuruyordu. Yani yeni gazete değil de eski gazeten yeniliyordu. Hı hı. Ulus gazetesi. Hı hı. Bu sefer yeni, ha yeni ulus gazetesi. Ben gittim de Fakir Baykurt Atilla Elhan. Ya. Yani öyle bir gazeteydi. Bir de bizim Abbas Goralı diye bir başımız vardı. Yani esas hakikaten yılların gazete foto muhabiri. Sonra rahmetli olmuş ama yıllarca meclis fotoğrafçısı olarak da çalışmış hı. daha sonra. Siz girdiniz ama çok da mutlu olmadınız gibi anlıyorum. Çünkü bir Şöyle... polis adliye durumu var ki ya. gazetelerin <laughs> en zor yeridir aslında. Ya. Şimdi ben küçüğüm ya. O zaman 16 yaşında muhabir ne olacak? Beni ikide bir ikinci şubeye götürüyorlar. Orada sigara kaçakçısı bilmem dayısını vurmuş. Ötekini öldürmüş. Hemen önüme getiriveriyorlar. Yani bir garip geliyordu bana. Küçücük bir çocuğa katili getiriyorlar çekiyorsun. Ve o zaman böyle bir suçlu portresi denen bir şey. Elini koyduruyorsun kafasına öyle çekiyorsun. Pişman gibi mi? Tabii öyle istiyorlar. Böyle yakışıklı şey istemiyorlar. E, bazısı yapmıyor. Mesela sigara kaçakçısı yapmıyor. Abi şunu bir tarar mısın derken çat çekiyorsun. Ne oluyor falan derken bir daha çekiyorsun. Ondan sonra öyle yani polisler beni seviyordu o zaman. Ama sizin için zor olmuş olmalı. 15-16 yaşında Pist, sürekli... <laughs> öyle insanlarla karşılaşmak değil mi yani? Tabii. Travmatik bir şey de olabilir gerçekten. O zamanlar telexler vardı. Telexler geliyor biz başka bir şey yazıyoruz. Dedim bu gazetecilik gibi bir şey değil. <laughs> en ciddi gazetede yani çeşitli olabiliyor yani. Onun için... O dönem öyle bir dönem ama. Yani ben girdiğimde bile ha, biraz öyleydi. Ben de savaş muhabiri olacağım kanısıyla gazeteci hı. olmak istiyordum. Ama editörlükle başladım. Bir baktım sahadan gelen haberleri biz yeniden yazıyoruz gibi bir durum var yani. Hani tam da öyle olmuyor. Ya bu kadar kontrol bizdeyse, buradaysa burada kalayım dedim mesela ben. Yani orada birinin canı çıkıyor sonra gelen haberi değiştirebiliyor. Diyorsun. Tabii evet. nasıl bir değiştirme o önemli bir şey ama. Çok o kadar girmeyeceğim. Girmeyin. <laughs> evet ama bir Bülent Ecevit fotoğrafı durumu var değil e, Bülent mi? Bülent Ecevit keşke onları bulabilsem Abbas abiyle. Bulunur belki. İlk Köşk Gazinosu'nda Zeki Müren'i çektim. Aa, ha, ben şey zannettim. Hani Abbas Bey'in çektiği fotoğrafları Ulus Gazetesi o döneme bakınca bulabiliriz aslında. Yani ondan sonra böyle ama beraber beni de götürüyordu. Ay çok güzel. Yani hani alış diye. Ama mesela şeye ben gidiyordum. Başbakan çıkacak işte konuşacak. Hemen iki dakikada o meclisin önünde. Orada gittiğimizde biliyorsunuz ilk giren gazetecilere çok para vermiyorlar. Karın tokluğuna. Evet. O da veriyorlarsa ne güzel. Onu yani, bile veriyorlarsa. Yok, işte yol parası. Ha, falan veriyorlar ha. yani. Gidiyordum ben orada paramı kazanıyordum. Böyle çizgi yapıyorlar şeyler. İşte bozuk paralar atıyor. En yakın alan topluyordu paraları. Ha, küçük sokak ha, bek, kumarı. Evet beklerken yani <laughs> başbakan çıkacak beklerken vakit geçsin diye. Ben de sokaktan geldiğim için hep oradan bayağı bir övmeyemi alıyordum. O zamanlar Erol Pekcan'ı da çektim. Öyle birkaç röportajlar falan bayağı çektik. Arka tarafta da Başkent Gazetesi vardı. Mesela Ufuk Güldemir fotomhabirdi. Aa evet. Ben onu çok duyardım. <laughs> 74 aynı yılı. o yani aynı Anladım. Anladım. Çok güzel. Sonra siz işi ne kadar süre sonra bırakmaya karar veriyorsunuz? Yoruluyorsunuz ben, ya da ne oluyor? 7 ayda. Tamam dedim. Yani zaten o 7 ayda bırakmasam bir daha imtihanlara giremeyeceğim. Danıştay'a verdim okulu. Bana hak verdi tekrar o kompozisyonu falan biraz şeyle geçirterek. Çünkü izafi öyle kesin ...bilgi değil ya. <laughs> ya Matematik gibi değil. Kanaat ben, notu var evet. orada diyorsunuz. Matematik çok dert değildi. Ben matematikten falan geçiyordum. Yani düşünsene. Tarih, coğrafya, edebiyat, kompozisyondan... ...ben okulu bırakıyordum. Evet, siz sözelci Ge değilsiniz anladık. Geri kalan hepsi iyi. Bir kere de geçiyorum. Yani böyle... Yani yanlışlık var. Okuma sisteminde yanlışlık. Ben ondan nefret ettim. Hiç kitap açmadan 7 bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Danıştay kararıyla... ...geri dönüyorsunuz ve liseyi bitiriyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Evet. Gazetecilik deneyiminin Üç, iki, ardından. Iki, bitiriyorum. Bitirdiniz. Sonra okul kazanıp mı İstanbul'a geliyorsunuz? Bitirdiğim zaman şeye giriyorsun tabii ki. Üniversite şeyine. Ama orada sıralama yapman lazım. Ben devlet güzel saatlere gelmek istiyorum. Grafik bölümü falan. Orada fotoğraf da var. Orada okuyabilirim diye. Sonra bir bakıyorum ki o sene fotoğraf bölümü açıldı. Ha, şansınız. Ben ha? de diyorum ki kader. Yani 7 sene ben başka bir şey olacağım. Yedi sene bitirdim için fotoğraf bölümüne tabii açılmamış olacak. <gülüyor> açılmamış <gülüyor> olacak. Başka bir şey olacağım yani. Belki iç mimar olurum, belki grafik sanatçısı olurdum. bilmiyorum ama ya yani hayatın yazılımı gibi fotoğraf karşıma çıktı. Tabii ki yetenek sınavı kazandık. Girdik ondan sonra fotoğraf bölümünde okudum. Ama fotoğraf bölümünü okumadan evvel ben zaten şeyde iyiydim yani karanlık odada artık o şeyde çok hızlı olmanız gerekiyor biliyorsun. Yani Tabii. gazetede Tabii. bir dakikada film kurutuyordum falan yani. Çoğu hoca da benden görmüştür bazı pratik, Teknikli. bilgi... <gülüyor> <gülüyor> pratik bilgileri. Tabii yani şimdi düşününce o yıllar gazeteler işte luplarla oradan bir kare seçiyorsunuz değil mi? Yani... Çok hızlı gelmesi lazım oradan Tabii. anında sigaranın ışığında bakıyorsun, olmuş mu, olmamış mı? Şey, ah çok acayip, çok önemli. enteresan işlerdi. Peki okul size neler öğretmiştir? Yani sokaktan bilen bir insana teknik olarak çok şey kattı mı? Teknikten daha çok tabii başka şeyler aldım ben orada. Kompozisyon, perspektif, tasarım nedir, sanat tarihi, Türk hmm. sanat tarihi. Yani çok güzel. Geri kalan kısmını aldım. Biz ilk başladığımız için fotoğraf olarak eksikti canla başla çalışıyorduk ama işin sanat kısmı ile ilgili kısmını orada öğrendim. Yani hocalarımız hakikaten iyi de o konuda. Mimari fotoğraf nedir şimdi ben fotoğraf çekiyorum da mimari fotoğraf falan gibi teknik özellikleri olan reklam fotoğrafı. Yani nelere dikkat edilmesi lazım? Fotoğrafın dışında ilgili konuların uzmanlık alanlarında olan insanlar geliyordu hakikaten. Anlatıyorlar ha, ve anlatıyorlar alan ve evet. olanak sağlıyor o durum. Oradan şey yapıyorsun. Ha bunu yapmam lazım, şunu yapma. 3 4 sene 3 beş fikir değiştiriyorsun tabii. Evet Mustafa Taviloğlu gelmiş galiba. Mustafa Taviloğlu Morris Machoro diye bir fotoğrafçı vardı çok tatlıdır. Artist de çekiyordu moda da çekiyordu. Bir gün Mustafa Taviloğlu'nu getirdi, sohbet. Oradan dedim ki o, ben moda fotoğrafçısı olurum esasında. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Ve güzel. yıllar sonra bu söylediğim 82 falan, 92'de de ilk modayı çektim tabii. Ya güzel. O sene sonra çok hoş oldu tabii. Peki okulla birlikte mi çalışmaya başladınız? Çalışma hayatınız nasıl Şöyle başladı? Şöyle oldu, işte okuldayken idare edecek kadar şeyler vardı. İşte bir yerde bir insanın şu binayı çekmeye ihtiyaç var. Kaç lira, şu kadar. Ne? Gidiyorsun ceb çıkarıyorsun yani. ...öyleydik ama okul bitmeye yakın... ...benim bir arkadaşım vardı... ...onun babası garanti bankası genel müdür... ...değil de onların hepsinin... ...üstadı gibi. CEO diyeceğim bugün. CEO da değil, <laughs> aklıma gelmedi. Yani Danışman gibi yani... ...baş danışman gibi bir şey. Ona soruyorlar... ...boyuna yani Ayhan Bey de ona soruyor... ...şey de ona <laughs> soruyor. Erdoğan amca... ...Türkiye'ye gelirler genel müdürüydü eskiden. Onun oğlu ile... ...bir stüdyo kurduk ben tam bitirdiğim sene... ...reklam fotoğrafları falan... ...çekiyoruz ama 6 ayda... Anlaşamamağa başladık. Yani o kadar senelerdir arkadaşım olan kişiyle baktım ki iş yapmak he, başka iş bir şey yapmak oldu. bambaşka bir şey. Ben tekrar geriye döndüm. O sırada askerliğimi bitirdim falan. Sonra Ferit Aşıklar diye bir reklam fotoğrafçısı vardı ki çok eski bir reklam fotoğrafçısı. Onunla birlikte çalışmaya başladım çünkü o artık kendi yorulmuş bir şey yapmak istemiyor. Ben de hızlı bir adamım, çok hızlıyımdır ben. Duramam yerimde. Pratikte muhtemelen. Pratikti. Onun için o zamanlar beni dahil ettiği zaman da enteresan Turgut Özel Yolların falan dönemi bu işte ata şehirdi yok yollardı falan biz yukarıdan helikopterle çekiyorduk genelde tabi bir odaları. biz çekiyorduk bir de Serkan Şedele'nin babası Fehmi çekiyordu Aa, Fehmi Şedele de hava fotoğrafçısıdır helikopterlerden sarkıyorduk falan öyleydik yani. <laughs> Çok güzel. O da enteresan bir şey. Bir süre reklam fotoğrafı çektim ben Ferit abi sayesinde. Çünkü o çekmiyordu artık. Titriyordu çekemiyordu. Onun yerine ben çekiyordum. İsveççe Norveç'e, Kerevit. Fotoğrafları falan çekiyorduk kutular için falan böyle hani enteresan işler vardı bizim için. Hiç kimsenin bilmediği ama ben 20 yıl sonra hala fotoğrafları görüyordum İsveç'te kutuların üstünde. Aa, Düşünün, çok, çok enteresan. Çok acayip işler yani. Tabii. Peki bir arşiviniz var mı bu arada? Ya maalesef bu kadar... ah. İş, ya arşiv iş. var. Yani arşiv dediğiniz 89'dan itibaren fena değil. Fena değil. Olsun, ee, olabilir güzel. ama hepsi analoglarda. Yani Tabii. bir onları böyle şeye geçirmem lazım. Digitale. O da çok da büyük bir iş yani. Tabii. Başkası yapacak belki. Sizin evet için. yani. Böyle bir şey yapmam lazım. Peki kilisedeki stüdyo ha. hangisi? Şimdi 1988'in sonunda Kasım mıydı? Hatırlamıyorum ama Marie Claire dergisi yani Copyright dergi hmm. Türkiye'ye geldi ve ilk sayısı çıktı. Bir baktık ki hani bizim o zamana kadar sağ olsun Kamil Şükü'nün Vizyon dergisi vardı. Rapsodi diye bir dergi vardı falan böyle moda da vardı ama tam moda gibi değil de şey gibiydi. O da var. El ele falan da vardı ha. ama zaten el ele moda sayılmıyordu. Mariküler genç gerçekten hani bir moda ne olduğunu anlamaya başladık biz. Zaten o geldikten sonra da bizde tasarımcılar falan yoğunlaşmaya başladı. Eskiden tasarım deyince sevgili Cemil İpekçi, Zuhal Yorgancıoğlu, geleneksel Türk sanatlı... <laughs> motiflerinin işlendiği zaman zaman güzel ama zaman zaman aynı kalan şeylerden daha batı çizgilerine dönen şeyler oluşmaya başladı. Ama ben bunu Marikalar geldikten sonraki döneme vurguluyorum. Çünkü bu Bahar Korçan, Hakan Yıldırım, Özgür Masur gibi Arzu Kaprol gibi modacılar o zaman çıktı zaten. Biz modanın ne olduğunu oradan öğrenmeye başladık. Sanki böyle bir dili varmış da o dili biz bilmiyormuşuz. Orada öğrenmişiz gibi. Yayın yönetmeni Fatoş hanım mı? Yok, Fatoş styling yapıyordu. Suayak soyun. Tamam, Başı su ayak soyundu. Bingül Gündaş falan vardı. Yani böyle bayağı baya iyiydi. Güzel kadro çok güzel kadro vardı. Sizin ilişki kurmanız nasıl başladı? Fatoş bir gün bir şey çekerken bir make up artist arkadaşım vardı Etimotola. O demiş ki Tamer Yılmaz var çok güzel çeker falan. Fatoş da gelsin bir görüşelim falan derken biz oradan bir başladık. <laughs> Ondan sonra hayatımız baya bir beraber gitti yani. Fatoş bu işte çok önemli bir payı vardı Türkiye'deki moda işlerinde. Hatta styling o zaman öyle bir şey yoktu. İlk dergiyle hani stylist, styling. Bir şey, ne enteresan, Fatoş Yalın'dı değil mi? Evet, evet. Fatoş Yalın, şimdi de bir mağazası var Nişantaşı'nda. Evet, ben o. ara sıra görüyorum, çok beğenirim. Hep uzaktan görüp böyle... O birikimleri orada onu yani... <laughs> orada kullanıyor. Peki ondan sonra siz dergi içinde çalışmaya başladınız ve artık moda fotoğrafçısı oldum olacağım dediniz. Oldum değil mi? ben bundan sonra moda çekeyim dedim reklamdı, mimariydi çünkü birkaç mimari işte çekiyordum eskiden. Feyyaz Yalçın ile birlikte hmm. esas 1990'da tarla başında manastır denen bir yeri kilise kısmını biz kiraladık. Ya ne enteresan duruyor mu orası? O orası mi? bence duruyor. Hmm. Yani yapılmış vaziyette ama kimde ne olduğunu bilmiyorum. Yani Çalık Holding'in orada evler yaptı ya, onların arkasında kaldı ve oraya kimse girmiyor. Orada şimdi kim var onu bilmiyorum. Yani orayı da düzenlemişlerdir herhalde. Enteresan yani, bir stüdyo yeri yani. Orası esasında bir okul. Aa. Ermeni Katolik Okulu. Ama cemaati kalmadığı için orası dökülmeye başlamış. Yani hiçbir cemaati ve öğrencisi yok. Sonra orası Cahide Sonku'nun TRT dizisi için kiralanmış. Kiralayan bir prodüksiyon şirketi demeyeyim de iki kişi var prodüksiyon yapan Adnan Bey ve Ziya Bey. Onlar o iş bittikten sonra orayı devam etmeye çalışmışlar. Yani biz burayı kiralasak ne olur? Sonra bir arkadaşım var Arhan Kayar. Arhan Kayar geldi dedi ki çok şahane bir yer var. Feyyaz'la bana kiralar mısınız? Biz böyle hani stüdyo kuralım mı kurmayalım mı? Ben Amerika'ya mı gideyim ne yapayım falan böyle böyle dertlerdeyim. Bir gördüm şahane bir yer yani dünyada <laughs> öyle bir stüdyo düşünemezsin yani. Ama içerisi de çok leş. Bütün evsizler kalmış, çöpler atılmış, pireler var, her şey var. Orayı temizledik, yaptık. Tabii biz orayı öyle yaparken de o Adnan Bey'le yani ayda bir kere onlara vereceğiz. Onlar kira alacaklar, işte iş yapacak. Orada bir sürü de film milim de çekildi. Ne enteresan bir falan en da çekildi. Haftası. Çok enteresan yani. Evet. Hatta bize orada konserler de verdik pozitifçilerle birlikte. Aa şahane Ahmet Uludağ'a da sorayım çok merak ettim şu anda. Yani Ahmetlerle Mehmetlerle evet. Cemler falan evet. beraber zaten biz böyle bir şeyin içerisindeydik. Onlar parlament cazları falan yaparken böyle Grammy ödülü almış sanatçılar geliyordu. Ya burada bir parti verelim mi şeyin artıkasında hemen bir parti yapıyorduk. Ah çok güzel. Yani Aslında ne... Mescid'den oraya da kayılıyor Asmalı çok kolay da falan güzel. yok o zaman. Babilon'dan önce yok, o zaman. Yok tabii tabii. Oo, şahane. Babilon falan hiç yok. Bizim orası var. Yani o olmadığı için bizim orası var. Harika, Ve harika. İnanılmaz inanılmaz bir yer yani. <laughs> Eşimizi, dostumuzu çağırıyorduk yani. İstanbul'dan böyle 200-250 kişi. Yaşınız kaç o zaman tahminen? 32-33. Ah tam da tam. yaş. <gülüyor> tam. <gülüyor> İstanbul, tam yani, güzel. Böyle İstanbul güzel. İstanbul güzel ama ben mumları falan dikiyorum orada. Dağcı olduğum için onun kenarları var. O kenarlarda yürümek zor. 4 metre düşersin yani. <laughs> ben tek tek böyle 200 tane mumla aydınlatıyoruz orayı. Düşünsene böyle. Oo oh, şahane. Nefilsin. Fotoğraflar var mı orada? Sevgili Vasıf Kortun Buranın web sayfasını yaptı Salt Galata ile. Dedi Haticek. ki ya çok şahane bir şey yaptınız o zaman bu Türkiye'ye kalması lazım dedi. Çünkü biz oraya ilk giren dedik. Sonra arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu çağırmaya başladık. Bak bu binada böyle boş yer var, şöyle bir yer var. Hale, arpacı olur, Bedri Baykam, işte İnci Eviner. Geldiler de geldiler. Tiyatro vardı, kumpanya. <laughs> Naz Eraydan'ın falan. <laughs> yani öyle bir sürü aktiviteler vardı. Çok güzel. Tam işte 90'ların başı. Biz Bauhaus yapmaya kalktık da tabii Adnan abiden dolayı olmadı. Yani esasında şahane bir yer olabilirdi ama İstanbul'un bu sanatla ilgili olan kısmı hafızada kalsın diye hakikaten bizden çok konuştu. Oradaki her kiralayanla da konuştu. Salt Galata'nın. Salt Arşiv'de var. Ve hep arşivlerinde Ar manastır diye var. Ha, yani... İsmi de manastır. Evet, manastır is diye bakacağız. Salt arşiv zaten çok güzel. Ben herumutuortakarar.com için çok fazla mimari geçmiş arıyorum. Fotoğraf arıyorum, kent geçmişi. Yani pek çok şekilde aramaya çalışıyorsun. En önemli kaynaklardan biri manastır diye de özellikle bakacağım. Dinleyenler de baksınlar. Kaç yıl sürdü o saadet? Üç buçuk yıl sürdü. Ah kısa. Kısa sürdü. Çünkü gitgide zorlanmaya başladık kilise olduğu için... Sağ sonu duvarların hiçbir şeyini ellemedik Tabii. elleyemiyorsun. E stüdyoyu kurup kaldırıyorsun veya da bizim stüdyomuz kalıyordu ama kiralamaya verdikleri zaman biz o eşyaları nereye koyacağımızı şaşırıyorduk yani. Bir gün orayı boşaltmak sürüyor, bir günde tekrar geriye koymak sürüyor. Ayda bir kere bile olsa hı hı. eziyet haline geliyordu. Onun için dedik ki kaçalım buradan. Kaçtık. Kaçmadın de yer Enteresan Enteresandı. Ya satın mı alsak, ne yapsak falan. o zamanlar çünkü böyle iyi kazanıyoruz. Bir anda şey oldu. İşte tam 90'a denk geldiği için o yıllar. 90 moda dergiler geliyor, İstanbul'un yükseliş zamanı, yabancılar çok geliyor. Çok geliyor evet. Biz bunu yayınlarda da çok konuşuyoruz. Yani İstanbul'un yükselişi diye kapaklar yapılıyor vesaire. Tam o yıllar, tam da sizin işlerinizin de yükselme yılları. Doğru. Doğru. Öyleydi, Öyle öyleydi yani. Hatta bizim orada 91'de mi, 92'de George Lucas'ın, Young Indiana Jones'un bir kısmı bizim manastırda, şey, manastır'da çekildi çok daha enteresan şu anda. Hepsini seyrettim. Bir geldiler böyle sistemli falan. Manastır eskisinden temiz oldu giderken. <gülüyor> Hiç böyle <laughs> beklenmezdi. Yani. E çünkü yabancı prodüksiyon Tabii. var. Hı? Sonra yeni yer. Sonra yeni yer araştıralım derken biz geziyoruz. Bir yer bulamıyoruz. Bir türlü kendimize göre. Çünkü loft bir yer yapalım dedik. Daha o zamana kadar Türkiye'de ne loft var ne bir şey. Hep biz değişik bir yerler yapma sevdalısıyız ya. Bir apartman bulduk. Satın almaya kalktık. Baktık ki alt 2 tane dairesi dolu çıkartamayız biz bunları vazgeçtik. Sonra o apartman house atölye oldu Galatasaray'daki. <gülüyor> <gülüyor> Onu alacaktık yani düşünsene. Yani. Almadık olmadı daha iyi. Sonra Emre Yılmaz diye bir arkadaşımız var. Onun Dolapdere'de bir eski fabrikası var. Benim fabrika değil ama. İlk o fabrikayı biz stüdyo yaptık. Feyyaz'la 98'e kadar 4,5 senede orada çalıştık. Ama o senelerimiz bizim altın seneler. Ben sadece moda çekiyorum. Feyyaz'da Paşa Bahçesi, kutular, kutulundaki fotoğraflar, araba fotoğrafları, fabrika fotoğrafları falan ne varsa çekiyoruz. İki taraftan da ayrı kollarımız var. Öyle de parlak yıllar. Ama o sırada Feyyaz biraz çılgındır, delidir. Gökçeada'da balık çiftliği kuralım dedi. Anladım. Başlangıçta aa ne güzel falan balık. O zaman görüyorsun şu kadar lira kazanıyorlar bilmem ne. Biz bu kadar. <laughs> da çiftlik kurduk. Hem de teşvikle. Büyük teşvikle. Yani biz Ama meğersem. Siz fotoğrafçısınız. Ya, ne yapıyorsunuz? Hiç. Teşviği alıyorsun. Meğersem insanlar o teşviği alıp normal bankaya etse zaten para kazanıyor. Aha. Anladım. Siz gerçek şey işi yapma yapmaya ya biz tarzınız. gerçek işi yapma Görsen bir müddet sonra uçaklar tuttuk, balıklar, balıklar 60-70 bin tane, 100 bin tane oldular, yem veriyorsun, her ay kazanıyoruz. O kazanç olduğu gibi balık evine gidiyor. İnanamazsın ama. Yani Çok o zamanla hala hatırlıyorum böyle kaç bin dolarlar falan. Şimdi yani bu kafayla mümkün değil yapmam yani. Yapamam. Bıraktığımda ben 200 bin dolar harcamıştım. <laughs> Feyyaz da 200 bin dolar harcayıp bir de üstünde Gedikpaşa'da annesinin teyzesinin bir hanı vardı. O ipotekliydi. O binaya 2 milyon dolar veriyorlardı o zaman. Bak düşün o gitti. Ay yazık. Yani hiç sorma o gitti öteki gitti her şey gitti. Ben bıraktım. Dedim ki ben bu kadarıyla öğrendim. Niye bıraktım? Çünkü çocuklarım doğmak üzere. Tamam. Heh. Bu arada Ayten Hanım'la Ayten Alpün çok değerli bir fotoğrafçı. Siz onunla Manastır'da tanışıyorsunuz, değil mi? Şimdi biz Manastır'da o yeni tuttuk ya. <laughs> Gidip geliyoruz. Bir tane Gürsan diye bir arkadaşımız var. Enteresan, her türlü şey yapar. Bir gün bir yerde tanışmış Ayten'le bir partide. Ya benim fotoğrafçı arkadaşlarım var. Ayten de İsveç'te kaç sene, beş sene asistanlık yapmış. İsveçli fotoğrafçılarda. Ondan sonra hani kendim ne yapabilirim bakalım dünyaya çıkmadan bir portfolyo yapayım. Gideyim Türkiye'de bir şeyler çekeyim. Oradan Avrupa'ya gideyim, Amerika'ya gideyim derken bizim şeyi bir görüyor tabii yani tutulmamak elde değil. Stüdyoyu bir görsen sen de kalırsın. <laughs> Kalmak isterim. Ayten Hanım da İsveç doğumlu galiba. İsveç, İsveçli. Annesi İsveçli zaten. Babası Türk. Uzun yıllar orada yaşıyor. Hatta birkaç ülkede de staj yapıp fotoğraflar hmm. çekip Türkiye'ye tekrar Or orada doğumlu yani evet. hiç Türkiye'de o ana kadar yaşamış değil sadece yazları babasının tatilinde geliyorlar gidiyorlar ben tabii Ayten'i bir gördüm sarışın böyle yavru <gülüyor> <gülüyor> Oralı olmuyormuş gibi yaptım <laughs> Araba dindim hoş geldin falan dedim işim vardı gittim hakikaten Sonra gel zaman git zaman Ayten gelip gitmeye başladı Böyle çalış gibi de olmadı da Çünkü zaten biz yeni çalışmaya başlamıştık Takıl gibi oldu Derken öyle öyle işte orada o da fotoğraflar çekmeye başladı o Gavur gözü dedikleri var ya o doğru yani Ayten de vardı yani Biz ne kadar iyi çekersek çekelim o bir göz Başka <laughs> Tabii. türlü bir şey Bu Ayten... Başka bir türlü gustoyla ile büyüyor o evet. O güne geliyor başka şeylere bakıyor. Ya başka binalara bakmış, başka sokaklar, başka insanlar tabii Hakikaten ki bambaşka var. o. Yani aynı yerden baksan o gözü anlıyorsun. Zaten fotoğrafçılık gözlerler ya. Hani makine değildir de gözdür diye herkes. Zaten Ayten'e diyordum durumu. ki sen yani fotoğrafçı benim gözüm var diyordu. <gülüyor> <gülüyor> herkes de göz var diyorduk. Dalga geçirdik ama yani o da çok iyi çekiyordu. Hala da şurada itiraf edeyim Türkiye'de en iyi gözü olan odur hala. Tabii onun da ayrı Yapmıyor ayrı şu anda ama yani can isterse yapıyor. Niye yapmıyor? Bilmiyorum tembelleşti. <laughs> ben dışarıdan şimdi bakıyorum. Bir dönem yemek tariflerini de izlemişliğim var. Çok eğlenceli bir kadın bir de. Evet. Yani çok komik, esprili, eğlenceli, çok derinlikli. Kendi içinde mutlaka üzüntüler de yaşayan muhtemelen bir insan ama dışarıya bize o kadar eğlenceli ve matrak bir insan ki o yemek tarifleri eğlenceli anlatıyor. Anladığım size karşı hep öyle. Çünkü birkaç röportajını onun da dinledim, okudum. Daha iyi de sizinle ilgili tanımak ve anlamak için çok değişik ve çok seveceğim bir insan. Onu da ayrı davet etmek isterim yani. Çok O enteresan e, geldi bana. Yani şimdi Kuzey ülkelerinde sendeki iyi veya kötüyü direkt söylüyorlar yani. Yani bozulmaman lazım. Evet. Hayır. Objektif ha. bir biçimde o bir gerçek evet, olarak evet. sana söyleniyor. Direkt söylüyor ve hiç bozulmaman lazım. Çünkü o söyleyince kin tutmuyor yani. Evet. Sen evet. böyle bunun kötüsün diyor Hı -hı. bitti. O kadar <laughs> ama orada kalıyor. Biz halbuki öyle dedi o bilmem ne yaptı hesap kitap yapmaya başlıyoruz ya kafada. Hatta söylemeden onları söylemiş gibi yapmaya <laughs> başlıyoruz. Bizim ha. kültürümüz öyle. O güzel bir şey. O netlik benim her zaman hoşuma giden bir şeydir. Ben severim ve iyi anlaşırım diye düşünüyorum. Bir taraf da ikinizle bir çift olarak İzzet Çapa sizinle bir röportaj yapmış. Orada mesela diyor ki birkaç nokta sizin için hep söyleniyor. Siz gezmeyi seviyorsunuz. Sokak çocuğuyum diyorsunuz ya. Bu herhalde çocukken neyse, 7'de de 70'te de ona gidiyor. Ya inanın öyle ben evde duramıyordum. <laughs> yani beni gece 12'de sokaktan zor çaldı. Hani sınıfta kalıyordum falan ya. Kardeşim bir dersten eksik kalıyordu, ikmale kalıyordu. Ölüyorlar bitiyorlar da aile olarak. Eyvah ne olacak diye. Ben de 1 2 bir 1 iki, 2 bir, bir, iki. yani iyi not yok. Babam dalga geçiyordu. Annesi spor totota çalışıyordu <laughs> <laughs> Spor tota skorları gibiydi yani. Onun için bende dert olmuyordu. Yani ben onu alıştırmıştım onları. <laughs> Razılardı. Fotoğrafçı olacağım dediğimde yedinci yılımda geri kalan eş dost o da güzel o da güzel diyorlardı. Yani hani gönül almaya çalışıyor. Halbuki öyle bir şey değil yani şahane benim için o fotoğrafçı falan. Evet ne güzel yerinizi bulmuşsunuz ama bir şekilde değil mi? Yani mesela Ayten Hanım onunla ilgili diyor ki insanlar benim rahatlığıma sinir oluyor diyor. İşte geziyor ne yapacaksın? Geziyor ne yapıyorsun? İnsanlar benden daha çok endişeleniyor Tamer'in gezmesiyle diyor mesela. Ya da sokak köpeği diyor size. Yani hani <laughs> çok komik bir biçimde dediğini de tahmin ediyorum. Tamer sokak köpeği ya. <laughs> <laughs> Nilay iyi ki Aytenle birlikte olmuşum yoksa ben maşallah ben olamazdım niye biliyor musun herhangi bir Türk kadınıyla yani şimdi ona elledim buna bilmem ne yaptın ha, o bir kimdi de fotoğraf fotoğraf kısmı yani çaktırmadan bile olsa yani ne yapıyordunuz akşam falan iyi mi poz veriyor. bir sürü şeyler konuşulabilir değil mi <laughs> yani ama bu sadece ondan değil bir aradaki güven duygusu yani sizin on, ona verdiğiniz için. durum, ama durum ve işi de bilmesinin de etkisi var ama Çiftler onu anlar diye düşünüyorum ben. O ilişkide çok hissedilen de bir şeydir. Hani bazı insanlar daha hassas oluyor ama o da bir erkek ya da kadınla ilgili bazen hissedilen bir şey oluyor ya. Neler? Moda fotoğrafında öyle değil. Yani öyle <gülüyor> <gülüyor> öyle işler oluyor ki. Neler oluyor? <laughs> O işler <laughs> o evet işler ya. öyle değil yani. Yani sen beni okay. bildiğin halde Tamam. Mırr, ...ne yapıyorsun diyebilirsin <gülüyor> yani. <gülüyor> ya doğru. Ya düşünce doğru diyorum. Sizin Koray'la... evet. değil yani. Koray'la yaptığınız bir sohbeti izledim ben. Koray Birand. Koray'ı da normalde arardım ben. Arayacaktım da arkadan bilgi alayım <laughs> diye. Koray'ı başka teknik konularda benim arayıp sormuşluğum vardı mesela. Ne güzel. Ama izleyince ben o programı anladım. Yani mesela diyorsunuz ki bazen flört etmek gerekiyor fotoğrafını %100. çektiğin insanlar Yani ona ihtiyacı var. Çünkü poz veremiyor. Bir şey yapman lazım. Yani Hı -hı. o anda biz psikiyatr gibi çözmeye çalışıyoruz karşımızdakini. Hakikaten en çok çözen en öne geçiyor. <laughs> Esasında bu böyle. Yani iyi çekmekten daha çok tanımak tanımak istemek. Bunlar çok önemli şeyler. Bu taraftan giriyorsun, çözemiyorsan bu taraftan, o taraftan çözemiyorsan daha direkt giriyorsun. Falan en sonunda flört ediyorsun yani. Evet. Ama, ama o orada kalıyor yani. Diyorsunuz ya ya yani iyi Ayten'le evlendim. Evet. Ona eminim. O Rahatlıkla ben Hı -hı. daha rahat flört edebiliyordum. <laughs> <laughs> Çünkü peki siz kaç yılından beri evlisiniz ya da kaç yılından Biz beri birliktesiniz? 90'ın sonundan beri beraberiz. 96'dan Muhteşem, beri evliyiz. Evet. Yani 6 sene beraber oturup sonra Yine evlendik çocuk için. Evet evet. Yani İsveç'te olsa gerek yok ama Türkiye şartlarında çocuğun bir aile kavramı olsun onun için. 98 yılında çocuklar doğmaya başlayacakken ben işte o borç falan olmasın bütün hisselerimi devrettim. Hiç de bir şey istemiyorum dedim. O balık çiftliğini olduğu gibi. Feyyaz dedi ki çok karesiz. Ben dedim kar mar istemiyorum. Ben sıfır Borç şey, istiyorum. istiyorum, verdim ve hayatıma sıfırdan yeniden başladım. İyi ki. Yani makinaları bile şöyle paylaştık, yere koyduk, bir sen al, bir ben alayım. Bir sene böyle hani aldım verdim gibi yaptık yani o Temiz kadar. Boşanma Temiz boşanma olmuş. Temiz boşanma. Anlaşmalı. <gülüyor> Güzel. İyi de yapmışsınız anladım. Sonra satılanlara bakınca ortağınızın sattıklarına bakınca. Tabii tabii tabii. Yani o meğersem orada olmazmış. Biz en olmayacak yerde yapmışız. Herkes niye gidip bodrumlarda falan yapıyor? Sıcakta balık çabuk yetişiyor. Bunun işinde kanunu var. Ne kadar yem atarsan o kadar büyüyor bizimkileri bir de biz orada olmadığımız için çalmışlar. Şu anda Bozcaada ve Gökçeada'daki bütün levrekler bizim torunlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Yani biz doğanın yapısını değiştirdik. Yani hakikaten oradan öyle kaçtılar ki orada tekrar levlekler oluştu. Yani şeyi değiştirdik yani. Tekrar geri kazandırdık esasında. <laughs> Biraz pahalıya mağrur. Bana Tamer abi dalgaya yatırdım parayı diyorlardı. Öyle yani. <laughs> Sonra Tibet'te Robin doğuyor ama siz öncesinde açıyorsunuz herhalde değil mi? Yeni biz tabii tabii. Mekanı. Ben şöyle öncesinde değil kafa kafaya. Hmm. Yani ben ayrıca doğuma dört ay kala terk ediyorum diyorum nükleusu yeniden başka bir yola çıkma şekliyle Zekeriya Köy'e taşınıyoruz. Her şey bir anda oluyor. Ayten, Mayten böyle hani kargaşak 20 senedir Cihangir'de oturuyordum. Oradan bir anda Zekeriya Köyü. yani bambaşka bir yere geçiyoruz. Öyle şeyler oldu. Büyük mu? hayat değişiklikleri. Büyük hayat değişiklikleriyle bir anda o 4 ayda her şey oldu. Çocuk doğdu. Çocuklar çünkü mesela şeyde Ve ikiz doğdu. Ocak'ta gelecekti. Kasım sonu geldiler. Vay Erken canına. tabi tabii piramitre doğdular. Hepsi birer buçuk kilo. Hatta sezeryan olmadı. Doğum yaptı. Doğdu. Doktor çağırdı beni dedi ki... işte birinci çocuk apkar notu yedi. Ben hiç... Yani apkar notu nedir? Neymiş? <laughs> Çocuğun doğum notu. Apkar. Herkes öğrensin. 10 üzerinden değerlendiriliyor. 5 hareketi varmış işte. Ağladı 2. Kalbi çalışıyor 2. Akciğeri çalışıyor 2. Kollarını çekti 2 falan gibi böyle 5 tane şey var. Bağırdı 2. Birinci çocuk Tibet, abkar notu 7. İkinci çocuk Robin, abkar notu 3. Bir kalbi çalışıyor, akciğer yarım çalışıyor. Dedi ki bakacağız ilk 48 saate. Geçerse 72'ye bakacağız dedi. Ben dondum kaldım. Peynir ekmek gibi söylüyor bana. Hani sanki ben evet çok iyi ya. biliyormuşum gibi. Yayından önce bayağı sağlık durumu konuştuk ya. <laughs> Bazı doktor konuşmaları yani çok Değil zorlayıcı. Mi? Ben bunu Ayten'e diyemedim. Bana söyledi çünkü. Ay nasıl bir yük. Tabii. Küveze girdiler gayet güzel falan diyorum ama... ...böyle ben o 48 saati nasıl geçirdiğimi hiç... ...yani hayatımdaki tek isteklerim... Demediğim 48 saattir ama 48 saat sonunda esnerken gördüm tamam dedim geçti yani <laughs> o esneme hareketi beni memnun etti ve bitirdim her neyse öyle doğdular ben daha hızlı çalışmaya başladım 200 <laughs> yıl yetmeme başladı hayat araba iki tane olmaya başladı durumlar hızlı hızlı ilerledi sonra böyle 3-4 ay sonra falan Ayten dedi ki Tibet'te bir tuhaflık var. Şimdi iki tane olunca şey yapabiliyorsun. Daha normalde kolay Normalde karşılaştırsan anlamazsın çünkü. Ama bir şeyi var. Sonra bir götürdük. Profesör dedi ki bu büyük bir ihtimalle CP dedi. Selebral parası. Ama dedi bir test edelim bilmem ne yapalım falan derken tabii böyle bir çocuğumuz oldu. Selebral palezi hastalığında. Ayten işi biraz o zaman da hafif sallamaya başladı, bırakmaya başladı. Ondan sonra hem çekim yaptı hem şey yaptı ama Tibet'le uğraştı. Ben işle uğraştım falan hayat böyle akıp gitti. Ya böyle anlatıyorsunuz. Yani şimdi ben Ayten Hanım'ın bir podcast'ini dinledim. Özlem Dinç yapmış onunla. Özlem Hanım Hı. soruyor, Ayten Hanım da yanıt veriyor. Çok da samimi bir podcast. Özlem Hanım da bir takım sağlık sorunları yaşamış, korkmuş ve onunla çok güzel mücadele etmiş biri benim anladığım Hı. o podcast'ten çok derin ve çok kısa sürede samimi olmuş bir halde konuşuyorlar. Yani öyle ciddi durumları insanlar bazen birbirlerine kolay anlatamazlar ama iki kadın çok güzel bir konuşma yapmışlar. Ve orada Aytan Hanım o kadar güzel, samimi konuşuyor ki şöyle şeyler söylüyor. Yani Türkiye'de çok zorluklar var. Yani ben İsveç'te bunun hayatın içinde olduğu bir durumla yaşadım. Yani her türlü engeli yaşayanlar hayatın içindedir. Evet. Ama Türkiye'de insanlar sana acıyor. Ay yazık size diyorlar. O acımalarından sıkılıyorum. Tamer mesela dedi bizim ev 3 katlı gitti dedi Tibet'in odasını 3. kata koydu. Bununla mücadele edebilsin diye çünkü yürüme zorlukları var anladığım evet, kadarıyla tabii, tabii. değil mi? Yürüme zorluğu var dedim ki Trabzon yapalım her seferinde tırmansın. Hakikaten de her seferinde tırmandı çocuk. Hala ikinci kattadır yani bir kat indirdik aşağı. <laughs> ama yani tırmanıyor çünkü bir hareket etmesi lazım şimdi rahatlık Allah için yani Ayten öyle iyi baktık ki kendi başına bıraksan evde bir gün iki gün idare eder yani o. İşte orada ama ilk dönem her şekilde hepiniz için zor olduğundan eminim bir de ikizi olması iyi mi kötü mü bir de o durum var değil mi yani evet, o evet. ayrı bir Fenomen. Yani esas iyi notu olan, apkar notu olan... Çok iyi anladım. ...daha kötüye geçti. Kötü olan şimdi domuz gibi. Evet, isimlerini söylemek <laughs> lazım. Robin. Robin şimdi, Hood'dan ha, geliyor Robin, değil mi? Robin Hood Tibet'te bizim esasında şimdi isimler daldan dala atlıyorum ama Ayten bir tanesini koydu ben bir tanesini koydum ben Tibet'i koydum Ayten de Robin'i koydu onun dedesinin ismi Ruben işte Robin falan şey ben de Tibet diye bir arkadaşım ben Tibet ismini eskiden beri severim çok güzel isim ha, yani dedim ki Robin ve Tibet hem İsveç'te yaşayacak bunların söylemesi zor yani her yerde dünyada Tibet Tibet Robin Robin. Ha, çok güzel güzel yani. isimler olmuş İkiz kardeş olmaları da değişik bir şey Okul değişimi oluyormuş galiba. Robin pencerelere bakıyormuş. Ya hiç sorma çok felaket orada bir. Robin pencerelere bakıyor ama baktığı yaşta on, dokuz falan. O kadar o, küçük müymüş? Tabii büyümüş. o Ayten'in arkadaşı Zeynep dedi ki burada ne bakıyorsun sen? Yangın olursa nereden çıkartırım Tibet'i diye bakıyorum demiş. Ya Çok tatlı yani çok güzel. Orada işte o ilk zamanları yaşadıklarını anlatırken Ayten Hanım o yaşadıkların beni benden aldı dedi. Yani biz beni benden hmm. aldığı. O manada kullanmayız ya daha böyle ha. ya o da beni benden aldı daha neşeli bir şekilde evet. kullanırız mesela onun böyle aksanlı bir Türkçe ile o beni benden aldığı ifadesini daha hüzünlü bir alana çekmesi ya ben de çok yani şey duygular <laughs> şelale ya yani çok Ay. duygulandım açıkçası çok önemli bir şey söylüyor ve daha sonra kendisi de bir meme kanseri geçiriyor ve o meme kanserini öğrendiği zaman ilk önce aslında şüphelenildiğinde siz yoksun Sizle de söylemek istemiyor. Siz şehir dışında bir iştesiniz. Sonra beraber öğreniyorsunuz. Evet. Mesela orada da anlatırken Tibet'in fizyoterapistinin söylediği şeyi söylüyor. Sen hep hastalıktan, hastalıklardan çok şey öğrendiğini söylersin. Artık ne öğreneceksen git Vaz başka ya. bir şeyden öğren. Hani hastalıktan bir şey öğrenme evet. artık diye. Hakikaten öyleydi. Evet yani. ve o bana o kadar etkili bir cümle oldu ki diyor. Bunu ben kendime yaptım. Çok çalışıyordum, çok üzülüyordum, çok bir şeylerle uğraşıyordum. Kendimi değiştirmeye ve hastalığımı da iyileştirmeye karar verdim. Demek ki ben yapıyorum, yapabiliyorum ve daha iyi bir süreç geçirdim diyor. E, tabii ailecek siz nasıl yaşadınız kim bilir değil mi? Doğru valla yani o bakımdan o dönemde bu zorlukları geçirdik. Evet. Beraber geçirdik ama Ayten sağlam çıktı yani. Valla güzel. Bir de yani o neşeniz, pozitifliğiniz, çevrenizdeki insanlar da pozitif olmuşlar değil mi? Ayten Hanım'ın bir ameliyata gidiş evet. Annesine evet. Bahar Korçan rahmetli <laughs> ne bileyim muhakkak böyle bir oda hazırlamışlar mesela. Yani neşeli günler <gülüyor> <gülüyor> sanki filmi gibi gittiği yer kanser ameliyatı ama. Öyle bir şeyle hakikaten doktor da şaşırmış. Ne yaptınız siz buraya ya diye. <laughs> bir daha burayı böyle yapalım güzel oluyor dedi doktor. Pembe döşemişler, Tabii. tüylü terlikler almışlar, sabahlıklar. Moral geliyor şey dedi yaparak. moral. Doktor dedi ki böyle yapalım yani hastalarım moral geliyor. Çok güzelmiş dedi. <laughs> güzelmiş. Peki siz o sırada fabrikayı kuruyorsunuz. 98-99'da fabrikayı kurduk. Evet. Ben fabrikayı buldum. Ama kocaman bir fabrika yani böyle hani hakiki bir fabrika ne yapacağız ısıtması yok soğutması yok. Bir hesap yaptım yani sıfırken hesap dedim ben bu kadar çalışmam lazım çalışabilir miyim? Oralara fan coil sistemi kimse bilmez fan coil bir otellerdeki ısıtma soğutma öyle olur. Koca fabrikaya onu kurduk 50 bin dolar sıfır para. Leasingle. Yani geleceği harcamaya başladım. Yani ben 50 bin dolar fotoğraf makinalarıma vermemiştim. Sadece ısıtma soğutma. Yani şöyle bir mantık yaptım. Benim dedim istediğin kadar makine mi olsun şey olsun. Burada insan rahat davranmazsa kaçar. Bir daha gelmez yani. Kimse anlamıyor ki bizim neyle çektiğimizi. Mühim olan ortam rahat olsun, sıcak olsun, soğuk olsun, rahat etsin. Hakikaten de benim dediğim gibi oldu. İnsanlar çok rahat mutlu. Ettiler, rahat mutlu ettiler, oldu. mutlu oldular. Ferah ferah çekildi. Onun için gitgide gelmeye başladılar. Artı güzel çekiyorduk ama öteki kısmı insanların anlamadığı nitelikte önemli bir şey. yani evet, Çok iyi anladım. Sizden öneriyi tavsiyede alıyoruz ya. Bir insanı, konuğunu rahat ettireceksin. Bunu anlıyorum değil mi? Yüzde yüz yani. Çünkü gelen kişi inanın orası soğuk olsa vazgeçer. Yani bir daha buraya gelmeyelim der yani. Tabii. İlgilendirmez zaman. sizin dünyanın en iyi makinesiyle çekmeniz. Tabii. O zamanlar sanayi bölgesi de böyle yerler değil değil mi? Popüler değil şimdi. Benim gittiğim zaten. zaman sıfır popüler. Yani aşağıda tornacı var. Öteki tarafta bilmem ne var. Hatta ben o sıralarda yine bir seçim çalışmaları vardı. Başbakan, yok işte Mesut Yılmaz, bilmem kim. Bir sürü politikacı çekiyordum. Deniz Baykal'lar şunlar bunlar. Hepsi oraya geldiler. Düşünün. Yani böyle sanayinin içinden geçip bizim üst kattaydı. Ben arada bir yer var balkon. Oradan bakıyordum. Ya bizimkiler de burayı çok aramış mı ya falan deyip konuşuyorlardı. <laughs> gelince başka şey konuşuyorlar da ayrı. Anladım. Sizin maaşlı çalıştığınız tek dönem, onu da maaş denirse ulus gazetesi. Evet, evet. Değil olursun, mi? evet. Hep sonra kendi işinizi yapıyorsunuz. Şöyle Ferit abi de çektikçe para alıyordum ben. Ha tamam. Ama yine de bir freelance işi gibi kendi Hı. şirketinizi diyeyim, kendi fabrikanızı kurmak durumundasınız. Çok kısa bir müddet asistanlık yaptım. Ahmet Delemen. askere gitmeden kısa bir böyle 5-6 ay bir şey yaptım. Onun dışında bayağı Onun dışında kendi hep kendim... fabrikanız. Fabrika da Andy Warhol'un herhalde fabrikasından. Fabrika iki türlü. Bir Andy Warhol vardı bir de Ben fabrika diye bir okulu vardı. Evet. Dedim ki şimdi ben bunu koyacağım diyecekler ki böyle ya dersin desinler ama gerçek fabrika burası dedim. Yani <laughs> ben orayı görünce fabrika dedim esasında. Sonra dediler ki işte Andy'nin fabrikası ötekisinin de fabrikası. Dedim ne yapayım burası fabrika. Çok güzel. Oradan çok insan da çıktı değil mi? Yani şu anda Türkiye'deki moda fotoğrafçıların yüzde sekseni neredeyse fabrikadandır. Bayağı da iyi iş yapıyorlar ve bu bir tesadüf mü? Yoksa bunların hissini bilerek mi ben seçtim, çağırdım, geldiler? Büyük bir ihtimalle benim gözlemlerim neticesinde bundan olur, bundan olmaz. <laughs> Ondan dolayı bence oldular. Yani çünkü enteresan bir his. Ben anlayabiliyorum biliyorum kimin ne olacağını. Bakıyorum, anlıyorum yani. Mesela ne görüyorsunuzdur? Bu söze gelen şeyler midir? Ya heves görüyorum bir kere. Aa, heves ama sağ. heves değil yani böyle şey tutku. Ya yani tutkulu heves yani. Heves derken tutku lazım. O tutkuyu ben görüyorum. Mesela bizim bir Koray Parlak var şu anda bayağı çekim yapıyor. Koray normalde babasının isteğiyle bilgisayar mühendisliği okumuş. Onun kuzeni bizim modelimizdi. Benim kuzen dedi çok seviyor. Tamer abi gelse sen de dedi. Ya dedim oğlum bana böyle şeyler getirmeyin. Biliyorsun dedim herkes geliyor. <laughs> Sonra bir şey olmuyorlar dedim falan. Abi istediğin zaman ben senin yanından alırım. Sen bana bir şey yapman yeter dedi. Yani alınmam dedi. Geldi çocuk canla başladı çalışmaya başladı. Hiçbir şeyden anlamıyordu ama artık ben kendi şeyimi yapmak istiyorum diye iyi de bir dereceyle bitirmiş yani bilgisayar mühendisliğini. Öyle. Bir tanesi İzmir'den yani tutkuyla gelip kapılarda yatmışlar. Şahane. Ben şimdi kimler vardır? Sanki moda fotoğrafçısı çok var mı yok mu bilemedim ama mesela siz en bilinenisiniz. Nihat Odabaşı sayılıyor ki onu da bir şekilde ittirersiniz değil mi? <laughs> Nihat'ı da tabii. Zorladım ben zorladım yani. Nihat Şam'dan çekiyordu. Kendisi çekmiyordu da fotoğrafçılarla birlikte çekiyordu ama her fotoğrafçıyla kavga ediyordu. Seçim sırasında yani poz sırasında kavga ediyor. Bunu ben istiyorum, fotoğrafçı başka bir şey istiyor. Nihat başka bir fotoğraf istiyor falan. Styling'ini yapıyor galiba. Styling'ini, düzeni, her şeyini yapıyordu. Yani Hı. sayfayı, kızı buluyor, bütün düzeni yapıyor. Bir tek fotoğraf çekiyor. işte o geri kalan kısmının sayfayı mayfayı yine. Her Nihat, şeyini o yapıyor. Her şeyi fotoğrafını çekmiyor. Evet. Dedim ki Nihat sen çek. Bir gün de bana dedi çeker misin? Ya dedim ki Nihat bir tane çekeceğim yok. Bunu sen her hafta yapıyorsun. Seni çekmen lazım. Ya yapabilir miyim? Dedim ne demek yapamazsın? Bir tane makine alacaksın. Negatif film alacaksın. Film ışıklarıyla çekeceksin. Gördüğünü çek. Yani <laughs> flashlarla çekme. Programı al. Yani ayarlama bile makine programda. Sonra işte bir laboratuvar tavsiye ettim. Orada bastır. Onlara da dedim ki bu açık çıkar koyu çıkar siz test ederek yapın. Git gide öyle. Şahane bir fotoğrafçı haline geldi yani. Tabii bakıyorum da işte burada biraz rahat olmanızda rakip görmüyorsunuz. Bizde bir rakip görme alışkanlığı var ya. Ya benim bu rakip ekmeğimle mi oynar? Kesinlikle şunu düşünüyorum ben. Bilgimi aktarabileyim ki ben bir şey yapayım. Yani saklarsan çok geride kalırsın. Çok güzel. Kesinlikle geride kalırsın. Sen üretmelisin. Üretmen için de hemen bilgi bitirmen lazım. Aa, yani... güzel, güzel. Koray Birant var. Biraz önce de Koray... konuştuk. Çok seviyorum ben evet. Koray'ı. Yani uzaktan beğeniyorum her şey bir yana değil mi? Korayla ne kadar? birlikte çalışan Emre Güven var. Hı hı. Bizim kız Emre var. Emre Ünal benim ilk asistanlardan. Lara Sayılgan var. Evet. Lara Sayılgan'ı da çok duyarız. Ümit Savacı var. Şu anda İngiltere'de. Bayağı da iyi fotoğrafçı. Oldu. Yani oradaki önemli fotoğrafçılardan, bizle birlikte asistan olan Hasan Karahasan, Mert Derliksiz, Tuğberk Acar yani şu anda piyasada çalışanların %80'i bunlar iyi iş yapanlar yani. Ha bir alt kadro da var kendilerine yol bulamamış. Onlar daha az gönüllü diyeyim ama kendi işlerinde yine iyi para kazanan fotoğrafçılar da var. Ama ötekiler en tepeye yerleşmiş vaziyettiler. Size şu anda teknik bir şey sormuyorum. Hı. Sorarım da ama özellikle hani burada insanların sözel olarak da anlayabileceği şeylerden bahsediyorum. Başka meslekler için de önemli olabilecek şeyler. İşte bu biraz öğretmek kendin de öğreniyorsun. Bu tükenen bir şey olmuyor aslında. Bunu biraz anlamak, kabul etmek, rahat ortam sağlamak. Bir de siz çok iletişimcisiniz. Değil mi? Hem orada yani stüdyoda fotoğraf çekerken öncesinde, sonrasında hatta gece gezmelerinde siz hep ilişkiyi canlı tutmacı bir insansınız gibi düşünüyorum. Bir de asistanlarınız için de mesela bahsederken o fabrikanın ortamından şöyle bir şey diyordunuz. Yani insanların çok uzun sürede kurabilecekleri ilişkiler ya da iletişimler orada çok kısa sürede kuruluyor ve zaman kazanmış oluyor bir fotoğrafçı adayı. Kesinlikle öyle. Ya çıraklık yapmak şart. Evet. Çıraklık neden şart? Çünkü yani sen benden daha iyi fotoğrafçı da olabilirsin ama ortamını bulamazsan seneler sonra iyi hale gelirsin. İnsanları tanıyabilmen için iyi bir fotoğrafçının veya iyi çalışan bir yerin yerinde çıraklık olsa her insanı tanımaya başlıyorsun. Yani benle çalışanların hepsi Tarkan bilir, Nülüfer bilir, Sarar bilir, yok Beymen bilir. Hmm, yani, markaları da biliyorsun. Ha yani işte. her şey bilirler. Düşünsene bunlara toplamda kendisi çalışacağı zaman ne kadar zamanda ulaşabilir? Hı hı. Zaman ister yani. Tabii. Biz de 3 senede ulaşacağına 13 senede ulaşır. Yani ulaşabilir yani ulaşabilir. ما زينا ما Vakit geçer. Hem tanışıklık hem de tabii ki Türkiye'de fotoğrafı çekilecek potansiyel insan sayısı tabii ki artıyor her sene ama yine de işte bahsettiğiniz isimler Nülüfer Nülüfer. Ajda Pekkan Ajda Pekkan. Yani ondan sizin yaşadığınız bir deneyimi izlemek büyük bir deneyim de aynı zamanda. Tanıyorlar onlar birbirlerine konuşmaya başlıyor. Tabii. Yani gitgide bir gün benden çıktığı zaman şu var dediklerinde ha hatırlıyorum ben bu çocuğu falan diyor. Rahatlıkla tamam gelsin diyorlar. Yani hani kapık kapıyı açıyor. Yoksa bu sadece iyi çekmekle değil, iletişim çok önemli ama doğru iletişim. Yani düzgün insan olmak lazım bir kere. O her işte şart. Bu bizim işler çok kaypak işler. Hmm. Ne demek o tam? Ayağının altı çok kaygan. Çok fazla bir şey demeyeyim ama. <laughs> <laughs> ya yani şey yapabilirsin yani. Bozulma, i̇htimali bozulma, de yüksek, bozulma ihtimali değil mi? yüksek çünkü her türlü ortam var. Yani biz Ankaralılar hep daha sağlam tutuyoruz ya. ya bu, konu, bu konuda öyle. Maalesef böyle yani şey. Mehmet Turgut da Ankaralı mesela. Hmm. Yani <laughs> Ya şöhret insanı değiştirebiliyor. Bir de sizlerin işlerini yapan insanlar da bu gazetecilerde de öyle olur. Bazen öyle bir yere gelinir ki sen ünlülerle çok röportaj yapmanın sonucunda kendini de ünlü zannedersin. Kendini de zengin zannedersin. Kendini de yetenekli. Hani onlarla aynı ortamda bulunma sıklığı Hı. seni de onlarla eşitlemez bazen ama eşitlenmiş hissedersin. Bu da bir kaldırıyor bazı hisleri gibi özetleyebilirim. Benim kaldırmıyor ya. Ben ben öyle çok takmıyorum. Sizde bamba Başka bir durum da yani neden kaygan bir hmm. zemin olduğunu düşünmeye evet, çalışıyorum evet. da. Yeni kalan için tehlikeli. Ben hiçbir zaman ünlü olmak istemedim. Ama okulda da şu dalgayı yapardık bizden olsa olsa ya meşhur olur ya zengin olur. <gülüyor> <gülüyor> zengin oldun mu diye Koray da size soruyor ya. Yok yok bilen bilir yani Allah için hala çalışmamın nedeni zengin olamamaktan yani. <laughs> gelen giden kazıkladı. Bir de biz yayından önce konuşurken bize gelen her asistan herkes bir toki boyamıştır dediniz. Ben ilk önce anlamadım. Sonra anladım tahmin ederek. Yani fotoğrafın çekildiği yer boyanıyor arka tarafa. Evet şimdi büyük stüdyolar Gördüğünüz gibi beyaz fonlar var onlar yeşil oluyor mavi oluyor Çok iyi. şu anda tabii daha az oluyor çünkü şu anda dijital ortam geldiği için gri çekiyorsun orayı mavi yapıyorlar yeşil yapıyorlar daha kolaylaştı iş analog zamanda manuel yani her şey orayı boyamak zorundasın biz böyle bir sene sonunda bir buçuk santim kalınlığında boyayı kazıyorduk ve kat kat görüyorsun kaç kere boyanmış ve bütün bizim asistanlar boyuyordu şimdi asistanlar boyamıyorlar mesela. Elini sürmüyor. Zul geliyor yani. değil mi onlara? Elini sürmüyor. Hı. Ondan bir şey olmaz. Niye olmaz? Be? Boyadığın zaman o iş boyamak değil. İleride sana prodüksiyonda birisi bir şey dediği zaman hadi lan oradan burası böyle olur diyebilirsin yani. Onun da öğrettiği O kalalığını tabii yapabilirsin yani. Bu yarım saatte çakılır, o yarım saatte boyanır, bitti gitti dersin. Yani kimse sana bir şey yediremez. Ama ötekiler bilmediği için böyle bavul bavul bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir de vakit çok önemli diyorsunuz bu işte ve ben sizin işlerin bu kadar uzun sürdüğünü tahmin edemiyordum. Yani 10 kare fotoğraf ne kadar zamanda çıkıyor? çıkabilir ki der bilmeyen biri. Valla bir günde sürüyor. Üç kare de bir gün sürüyor. Yani dünyada da böyle bu. İyi. Çünkü kontrollü yaparsan dışarıda çekersen her ışıkta mesela şu güneşin altında olmuyor. Yazın sabah altından dokuza kadar çekersin. Dörtten de sekize kadar çekersin. Yani o arayı kullanamıyorsun mesela. Siz artık markaları da tanıyorsunuz, evet. modelleri de tanıyorsunuz, herkesi tanıyorsunuz. Bu sektörde nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz? Çok şey herhalde değişti ama bahsettiğiniz iki ya da üç döneme ayırırsak. Mesela Koray'la yaptığınız sohbetten ben şunu anladım. Artık ünlüler dönemi. Ünlüler dönemi olduğu için de eskiden daha profesyonel modeller vardı sizin karşınıza çıkan. Şu anda başka sektörlerden, başka alanlardan ünlü olmuş insanlar karşınızda ama onlar da profesyonel giysi taşıyıcı değil mesela. Öyle dönemler oldu hakikaten. 90'lar mesela top modeller dönemiydi. Hmm, Dünyada mi? da öyleydi ama. Evet. Sadece bizde değil, bizde de öyle oldu. O işte 90'lardaki Duygu Dikmenoğlu, Azra'lar, Akınlar, Deniz Bulaşlar. Deniz Bulaşlar falan hepsi. 90'lar dönemi bir model dönemi vardı. Ama sonra gitgide diziler çıktıkça bu dizilere de zaten bizim modeller geldi. Yani Cansu bizim modelimizdi Cansu Dere. Kenan İmirzalı oğlu modeldi. Kenan ben çekerken Kenan diyordu ki sevgili Kenan çok severim. Tamer abi ya benden bir şey olur mu diyor. Ya <laughs> <laughs> Vallahi. Dedim Kenan kastırmasan olacak ama abi kastırmıyorum bu benim normal halim ne yapayım ben diyor. <laughs> yani böyle zamanlardan geçtik. Sonra hatta iyi hatırlıyorum Kenan 3-4 sene sonra gördüm. Uğur abiyle çalışmaya başlamıştı o güzel filmler falan çıkmış. Bir sergide gördü oldu değil mi abi dedi. Dedim fazlası oldu Kenan. <laughs> ya onun model olduğunu bilmiyordum ben. Güzel. En son yargıcı erkekte çekmiştim onu. O senede yargıcı erkek kapandı. <laughs> dedim ki Kenan ayağın hiç hayırlı gelmedi. <laughs> yargıcı kapattı dedim seni çektim. Ha, sonra işte diziler çıkmaya başlayınca bu selebriti artistler, artistler çıkma başladı. Dolayısıyla reklamlara daha bunlar gelmeye başladı. İşte model yerine çünkü bizim modellerdi zaten onlar artist olunca fizikler düzgün. düzgün. Yani değişim öyle oldu. Şimdi artık mesela okullular da sıkı ve kuvvetli ama daha evvel ilk gelen artistler bizim hep modellerden çıkma oldu. Siz fotoğrafı bir hikayeyle mi çekiyorsunuz? Hikayeyle çektiğiniz de mi oluyor? Yani şunu sormak istiyorum. Mesela dergi diyorlar ki şöyle bir kapak mı istiyoruz? Siz mi belirliyorsunuz? Şimdi eskiden şöyle oluyordu. Bir hikayeyle oluyordu. Şu anda da bir hikaye oluyor ama şu anda hikaye bir mood yapalım. O hikayeyi çekelim gibi. Mecburi bir hikaye gibi oluyor şu anda. Ama eskiden şu vardı. Mesela İtalyan Bok'ta falan görürsünüz. Ben şimdi buradan anlatmayayım. Bir dergide Linda Evangelista kapak fotoğrafında ağzı burnu böyle sarılmış vaziyette. Plastik surgery anlatan bir hikayeler var içinde. İşte yatarken ameliyat ama hmm, kıyafetler şık. Estetik Tabii estetik operasyon. Ama çok şık. Yani elbiseler, şeyler falan ona göre ayarlanmış. Onları anlatıyor ama ameliyat şeyi içerisinde ortamını. anlatıyor, ortamında anlatıyor. Ya da bir çöplükte anlatıyor. Dünya kirleniyor falan. Böyle güzel hikayeleri olan editorial'lar olmuştur. Mesela bu sene olimpiyatlar değil mi? Olimpiyatlar çıkabilir yani bu Temmuz sayısında.

Atletler bilmem ne prada giymiş koşuyor. Olabilir yani. Hı. Böyle şeyler zamanın olaylarına göre hikayeler uydurabilirsiniz. Hikaye gelmeyince ne yapıyorsunuz? Ben geldim size. Hı. Diyorum ki Tamer abi bir fotoğrafımı çekelim. Ne için diyorsunuz? Yani pasaport fotoğrafı değil bu. Ya bir yerlerde kullanacağım. Gazeteler, dergiler benden fotoğraf istiyorlar. Bir grup fotoğraf çeksek mi? Dediğimde ne yapıyoruz? Yapıyor musunuz? Şöyle. Ben kimim? Bir kere <laughs> biz Tanı'da okey diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. O kısımlar çünkü yani bazı işler var ki bunu para gibi bakmıyoruz biz. Hı hı. Yani dost olarak hakikaten baktığımız aynı yolda zaten çalışıyoruz. Yani onu öyle görüyoruz. Yani birbirimize yardım etmemiz lazım zaten. Yani ben her şeyi para gözüyle bakmıyorum. Mümkün Tabii de değil. bir meşguliyet var. Bir ama gün olsun. sürüyor bir ya çekim. Bir, bir günde yani eğlen. Boş zamanın çok. O boş zamanlarına bir şey demiyorsun ama <laughs> aman demenin bir manası yok yani. Oradan da para kazanmayı ver. <laughs> Güzel sohbet ediyoruz. Diyoruz ki niçin lazım? Sen diyorsun ki işte bir dergiye şöyle röportajlar yapacağım bunu vereceğim. Sonra da gideceğim başka dergide şunları vereceğim. Böyle hani iki tane konu. Çünkü ben de biliyorum ki aynı stil çekersek o dergi kullansa öteki kullanmaz. Bunlar güzel dergiler. Benim bir fotoğrafımı buluyorlar. Google'da herkes aynı fotoğrafı beğenip kullanıyor. <laughs> yani bir de beni yazı yazarken bir görseniz saçlar tepede, işte kalem nerede, gözümde gözlük çoğu zaman yatakta, kanepe tepelerinde vesaire. Ama yazar fotoğrafı deyince işte böyle masanda oturuyorsun düzgün, çok güzel bir kıyafetle öyle çekiyorlar. Hiç beyaz gömlek. Fotoğrafı. Ama ben beyaz gömlekçi. Benim meşhurdur. Ben daha bayır hep beyaz gömlek. Değil mi böyle? Evet. Tabi. şey yapmış güzel bir kalem. Evet. Her Mutlaka zaman. kalem var, gözlüğümüz var. Zaten gözlük, gözlük takıyorum ama yani hani böyle bir mesleğe poz atama var ya, öyle şeyler e, oluyor. Oluyor Olacak yani. <laughs> <laughs> o, o kadar. Mesleğe poz atama gibi de oluyor yani. Ya orada değişik bir şey yapabiliriz ama sonradan istemiyorsun, onu kullanmıyorsun. Doğru. Peki bir kadın poz verirken ne yapmalı ya da ne zaman güzel çıkar ya da ne zaman güzel çıkmaz? Çünkü bir davette ben size bunu. <laughs> Şimdi söylemiş miydim? Periyot zamanı az daha fotoğraf çektirmem. Benim birinci kanunum. Şahane yani öyle. hakikaten insanlar aa va diyorlar ama yani bir beauty yani saç, makyaj gibi şeyler çekeceksek ve reklam ise ben bunu mutlaka sorun diyorum. Soramıyorlar. Ben sorayım diyorum. Yani bu en önemli benden daha önemli. Yani bunu ben değil dünyadaki bilmem kim de çekse kötü çıkar yani. Fark etmiyor o. Çünkü göz değişiyor, saç değişiyor, makyajı yutuyor, o saç iniyor. Böyle insanlar onu algılayamıyor. Yani aa nasıl olur falan diyorlar. Sonradan şunu diyorlar. Aa ben hiç iyi çıkmamışım. Halbuki background'da onlar var. Hormonlar çok tehlikeli şeyler ve çok güzel şeyler. <laughs> ya Her şeyi değiştirebilirler. Peki iyi poz vermek için artık herkes selfie çekiyor, biraz öğrendi. Evet. Kendi fotoğrafını çekmek çok doğal bir şey haline geldi ya. Şöyle, iyi poz vermek için bir kere herkesin iyi bir tarafı var bazen düzün güzel bazen sağ tarafın güzel bazen sol tarafın güzel ama onu nasıl anlayacaksın kocana veya erkek arkadaşına veya evde kimse yani sabah kalktığında ben nereye bakıyorum diye sor yani sabah baktığın zaman aynaya ilk baktığın yer en güzel yer sonra her tarafına bakıyorsun ama aynaya ilk şöyle bir girersin şöyle de bir girer yani hangi taraftan giriyorsan orası senin en güzel yerin ben make-up ve saç yapılırken bakıyorum kızlar neresinden hani olmuş mı diye bakıyor, oradan başlıyorum. Onun için hep güzel çıkıyor Şahane. <laughs> yani. Peki saç ve makyaj çok çok önemli şeyler. Bunlarda da tercihiniz var mı? Ya şu saççı, şu makyajcı, yani söyleyin diye söylemiyorum ama vardır. Var 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 var. Değil mi? Var. Tabii. Çünkü bizim için fotoğraf, film falan farklı. Fotoğrafta saç ve makyajın çok büyük önemi var. Renk, doygunluk veya kullandığı malzeme. Eskiden hatırlarsın kiriola falan vardı. Böyle bir malzeme vardı. Tamamen kapanır o sivilceler mevilceler. Her şey yok olurdu. O mesela bizim sevmediğimiz bir makyaj malzemesidir. Hmm. Çok eskiden onunla yaparlardı. Eski Georgiler falan. Aa makyajcı George vardı e, tabii, doğru. Tabii. <laughs> Peki bu çorap efsanesi doğru mudur? Çorapla makineyi filtre yapma, kadın çorabıyla. Ya o eskiden beri var ama. Yani <laughs> eskiden David Hamilton diye bir fotoğrafçı vardı. Evet tabii. Hatta onun bir de filmi vardır Blitz diye. O daima çorapla çeker. Ben de eskiden çekerdim. Analog zamanda siyah ince sıfır numara çorap en güzeli. <laughs> numarası da belli. Tabii tabii numarası da belli. Süper ince siyah. Onu gerdirerek koyuyorsun. Hatta şeyde de deneyebilirsin. Cep telefonunda. Evet. <laughs> bir gerdir bir bak. Ya artık neler var neler var da ben tembel bir insan olduğum için yani Tamer Yılmaz'la görüşmeye gelmişim. Yüzümde makyaj yok düşünün ya. Yok <laughs> Peki 90'larda pek çok yabancı fotoğrafçı vardı aslında Türkiye'de. Düşününce büyük markalar yabancı fotoğrafçılarla çalışıyorlardı ilk başta. Belki 80'ler diyeyim hatta. 80'lerin sonu. 88, evet. 87 de öyle doğru doğru. Hatta iyi fotoğrafçılarla çalışıyorlardı. Tabii. Yani Derimot'un mesela Peter Lindbergh'le çekmişti. Francis Jacobettiler falan böyle. Türkiye'de de çok iyi fotoğrafçılar vardı ama her şeyi çekiyordu. Mesela Sevil Sert vardı. Hı -hı. Çok iyidir yani. Nurhan Artar vardı. Nurhan Artar mesela prentanları falan çekildi. Ya tabii, galeriyanın içindeki. Tabii galeriyanın tabii. Los Angeles'tan gelmişti. Turgut Salgar vardır. Şahane mudolar, pololar, mololar, yargıcılar, ...sürü bir şeyler çekiliyordu. Sıtkı Kösemen vardı, Mehmet Mutaf vardı... ...yani böyle iyi moda çekenler vardı. Ama herkes her şeyi çektiği için... ...böyle hani sadece bir kanala girebilmek için... ...ben o sırada da zaten ayırdım yani kendimi. Dedim ki ben aç kalayım ama moda çekeyim. Ve uzmanlaşma ne kadar önemli bir şey evet, değil mi? Bu... Sizin kariyerinizde bu uzmanlaşmaya karar vermek... ...bence çok önemli bir adım olmuş. Ama burada Fotoşun da hakikaten payı büyük yani. Çünkü beraber o yolda böyle... Hani yani bir ekip olarak gidince ben başka bir dergide de çekmedim 10 sene. Çok istediler. Yani Harps Pazar'ın başındaki arkadaşımdı, Kozmopolitan'ın başındaki arkadaşımdı. Dedim ki başkaları da çeksin. Ben sadece Marie çekerek bir şey yaptım. Öteki türlü de herkes öteki taraflara da çekerek moda sektörü gelişti. Moda fotoğraf sektörü de gelişti. İnsan bir isim çoğaldı. Şimdi ben eski gazetelere baktığımda çok isimle bakarım. Fotoğrafı kim çekmiş? beğenince. siz hatta hava fotoğrafı deyince acaba kim çekmişti galeriyanınkini diye düşündüm. Çünkü o zamanlar tam da özel dönemi dediniz ya. Büyük olaylar onlar. İşte, i̇şte o galerinin kızı büyük ihtimalle Nurhan Artar. Prittimes diyorduk. Ha. Nasıl okuyacağımızı bilmiyorduk. Print mıdır, nedir? P <laughs> Times diyorduk hakikaten. <laughs> Mesela Levent abi vardı. Levent Tuna. Hem de yönetmendir. Vakkoları vakkolamaları o çekerdi. Aa bir de işte onlar var ha, yani. Yani böyle bak kolama çıktı şahane fotoğraflarla ben ona da asist etmiştim o işte. Çünkü malzemesi yok, şey yok. Ya Tamer gelir misiniz dediler. Geldik o zaman da öyle sevgili Levent abiyle de öyle şeyler yapmıştık yani. Peki sizin analog çekmeyi sevdiğinizi biliyorum ama artık çok dijital durum var. Arşiv tuttuğunuzu demin söylediniz bir şekilde ama kitap olur mu ondan ya da ne olur? Ne yapmayı düşünüyorsunuz arşivde? Çıkınca belli olur. Vallahi bilmiyorum artık neler var içinde. Ama bayağı bir şey var. Yani şimdi baksak başka bir şey çıkabilir. 10 yıl sonra baksak yine başka bir hikayeler çıkar. Ama çok şey var içlerinde. Ben görmek için deliririm. Artık galiba biraz birilerini tutup yani bir öğrenciler zincirine onları arşivleyecek hale getirip düzenleme yapmam lazım. Ondan sonra kitap olur mu olmaz mı ona bakı Ya Olur Bakıp herhalde. Bakıp yapacaksınız. Olur bence. Ya bir de sizin öğretmenliğiniz var. 17-18 senedir. Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar Mimar Sinan'da eskiden portre fotoğrafına bakıyordum. Sonra moda fotoğrafı olarak yapıyorum. Öğrencilerden çok şey yetişmiyor ya. Ona üzülüyorum. Öğrencilere yanlış bir yol veriyorlar galiba. Fotoğrafçı dediğin zaman ben hala asbel kadar iyi olarak hala her şeyi yapabiliyorum. Onlar ellemek istemiyorlar. Sadece makineyi elleyim, işte başka bir şey yapmayayım gibi şeyler var. Geri kalan işleri kim yapacak yani? Çok cool'lar değil mi? Yeni jenerasyon Ama böyle. Ama o yüzden de yani bakıyorum. <laughs> Olamıyor. Evet. Olabilen var mı? Yok. Evet yani, her işi yaptık biz de zamanında. Hani gazetelerde de öyle. Getir götür yaptı, kahve götürdük, fotoğraflar Baktık, fax çektik, yazı düzelttik. Her türlü işi yaparak öğreniyorsun. Neyi sevdiğini de öyle öğreniyorsun, sevmediğini de. İşte ben de öğrencilere onu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki siz şimdi buradan çıksanız ne olacaksınız biliyor musunuz? Güzel sergiler kovalayıp 3-5'te böyle şarap ve kanepe... <laughs> kovalayan insanlar haline geleceksiniz. Yani üstad sanat buymuş şurası bilmem nemiş falan. Bunları da yapın da ilk önce işin gerçeğine dalın. Ya çok güzel Ümit Ünal'la konuşurken Ümit Ünal'la ilgili bir takım belgeler muhabbetler okuyordum. Ertem Eğilmez'le konuşuyorlar. Ertem Eğilmez'e diyor ki nedir sanat filmi? O da diyor ki ya iyi film sanattır zaten. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> hani de... aynı <laughs> fotoğraf işinde de öyle yani. iyise fotoğraf iyiyse iş artık o sanat yani siz Aragüler'le ilgili bir şeyler anlatırken de kimse sokakta değil artık. Ondan da Aragüler çıkmıyor diyorsunuz bir taraftan da. Tabii yani Leonardo da Vinci yani onu sanat olarak yapmamış ki zaten işini yapıyor adam. Evet. Yani orayı boyuyor sanat oluyor işte burayı istiyorlar sipariş onların hepsi. Tabii. Yani sipariş üzerine yapılan şey biz de hep sipariş <laughs> Ben şimdiye kadar canım sıkıldı ben şunu şöyle bir şey yapayım diyemedim yani vaktim yok hep sipariş. Ama işin içinde o sanat çıkıyor işte. E işte yani yavaş yavaş oluşuyor o formasyonlar oluşuyor göz gelişiyor sadece fotoğrafla ilgili değil ki baktığın izlediğin her şey dünyayı izliyorsun nereden ne kapabilirsen kar ve bakmayı öğrenmen lazım bir ikincisi istemen lazım yani bu sana gelmez hiçbir zaman dur ben de bilmem ne olacağım dur ileride olurum falan. öyle yok yani 10 senede geçse olmayabilirsin peki şimdi benim sorum şu ya Nasıl? Nasıl iyi moda fotoğrafçısı olunur? Bunun tak 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 kuralları bir takım vardır. Karşındaki çektiğini tanımayı isteyeceksin. Yani şöyle yap böyle yap demeyeceksin. Ne kadar ne yapabileceğini anlaman lazım. Karar vermen lazım yani. En bavulu bile oynatabilmen lazım. Onun için sabır ve iyi tanıma. Yani hakikaten psikiyatr gibi olman lazım. Merak. Merak. Merak şart. Fotoğraf bilmek şart mı? Hakikaten %10'luk, %15'lik bir mevzu fotoğraf. Çünkü artık dijital hayat değişti her şey dijitalde olabiliyor. Fikrin olması lazım. Kesin fikrin olması lazım yani. Taklit yapabilirsin bir müddet ama kendini geliştirdikten sonra o taklitleri kendine dönüştürmen lazım. Ben taklit karşıtı değilim. Hemen aman taklit etmişler. Yani sıfır yeniysen Japon gibi. Japonlar da ilk taklit ederek öğrendiler ya teknolojiyi. Şimdi herkes Japonları taklit ediyor ayrı. Yani bu da öyle bir şey. Kendin fikrin çok önemli. Ve o fikrini de aktarabilmek. Bunu da zaman sana gösteriyor. Yani sen hemen onu uygulayamıyorsun. Uyguladığın zaman bir yerden taklit olduğu anlaşılıyor. Sabır? Sabır. <laughs> sabır olmazsa olmaz. <laughs> sabır ama şimdi kimsenin sabrı yok. Hemen bir şey olmak istiyor. Şöyle 23 yaşında fotoğrafçı olmak istiyor. Olabilir. Yani dünyada var. Ama sen 23 yaşında fotoğrafçıysa sana kim asit edecek? Liseden mi edecekler Yani? Anladın mı? Öyle oluyor yani. Bir, bir de iyi fotoğraf çekebilsin de 20 yaşında iyi idare edemezsin. Yani güzel bir kompozisyon yaparsın. Bir güzel fotoğraflar zinciri çekersin. O kadar. Yani suyun üstünde kalır. Bunun daha derinlenme için sen kendini yetiştirmen lazım. Yani git sergi gez, kitap oku, insanlara bak, git boğazda boş boş bak. Yani kimse bunları yapmıyor. Hemen hiçbir şey yapmadan bir de ego var. Yani ego bilmeyende ego vardır. Albert Einstein mi? Az bilen en çok egoludur der. Bir de şu sabırda var ya işte bahsettiniz bir gün sürüyor çekim. Yani bir insanla uzun süre kalıyorsunuz. Kaprisler var, şöhret kaprisi var. Sizin işte siyasetçilerle, şöhretlerle, şöhreti bitmiş şöhretlerle çalışmalarınız var. Değil mi? En zoru şöhreti bitmiş şöhretler. Ben bir kere bunu yaşadım. <laughs> Onu bildiğim için Aa, o pasat. Yani, <laughs> bunu Amerika'da yaşadım. 80'de City'deki Mr. Big'i biz çekiyoruz. New York'ta. Adam tam o şöhreti bitmiş şeyde orada birisi görüyor. Bu beni çekmesin diyor falan. En sonunda Koray gelmişti benimle. Koray dedim al bir makine eline. İkimiz bir taraftan ne çıkarsa bahtımıza dedim. <gülüyor> bir, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeyle çektik. Ben orada bırakıyordum kaldı. Dedim ki müşteriye bu fotoğraf şeyi bu kadarmış dedim ya ben burada bırakıyorum kim bulursanız bulun yani. Ha kadar o hale geldim ki ben sabırlı bir insanımdır. Evet yani o zor bir şey. Ya da Ajda Pekkan daha fotoğrafların sonucunu, fotoğrafın ya, kendisini görmeden. Canım ya valla ben anlarım diyor. Ya bir kere gör yani gör tamam beğenmedim de tamercim diyor. O kadar çok çektiriyoruz ki artık diyor, biliyoruz ne olduğunu falan. Ama o fotoğrafları posterde kullandılar sonra. Ya öyle. Ta Tabii. Bir de şu tarafı var ya işin. Sadece fotoğraf çekmek yüzde onu Belki yüzde %15'i, 20'si diyelim. Bütün bu ruh durumları, ruh durumuna hakim olmak, karşıyı anlamak, kendini anlamak. Ama bir de iş adamısınız. Yani kendi fabrikanı kuruyorsun ya da kendi mekiğini kuruyorsun, iş yerini kuruyorsun. kuruyorsun, iş yerini kuruyorsun. E, menajerler var burada. Yani çok ortak paydalı bir durum ya. Şirketler var, büyük firmalar var. Maddi bir şeyleri konuşmak var. Sanatçılık geriye düşüyor. Bu nasıl oluyor? Valla o menajer deyince başka şey kafam bambaşka yere gitti. O menajerler iş yaptırmamak için varlar. Benim yani. için bile Hı -hı. öyle. Düşünün. Yani ben onları seviyorum ama yapacak bir şey yok. Yani zorluk denen şey bir de menajeri atlamaktan geçiyor yani. Onları da başarabilmeniz lazım. Onun için menajerleri katmayayım ama yani bunların toplamı sizin bütün bakış açınızla ilgili ve sadece rahat davranın. Ben öyle söylüyorum. Yani kendi bir şey olmaya çalışmayın, zaten olacaksınız. İyi yaparsanız oluyorsunuz ben acaba olur muyum diye gerek yok yani. Bu hırsa, bu endişeye. endişeye gerek yok. Çünkü bu fotoğraf zevkle yapılması gereken bir iş. Yarışmıyoruz, bir şey yarıştırmıyoruz. Öyle güzel bakışlar, güzel hareketler, güzel insanlar, yani ruhu güzel insanlar istiyoruz. Onları da çekmek istiyoruz. Bunu böyle acaba ben bunu ne yapmalıyım falan. Bunu yaptıkça geriliyorsun, başka şey yapamaz hale geliyorsun. Yapmayın diyorum. Yani sade bilginizi tatlı tatlı kullanın. İletişim çok önemli mutlaka iletişim bak iletişim olmazsa olmaz ha dünyada şimdi bana gösterecekler iletişimsiz çeken mesela Steven Maisel diye bir fotoğrafçı var duyarım evet çok esniden. meşhurdur yani çok ama adamın gözüne yani çekme haricinde baktırtmıyor düşün model çekim haricinde gözüne bakmıyor yani kimse bakmıyor <laughs> ama en iyi modellerle çalışıyor yani <laughs> yani hani birisini yapmaya çalışmıyor. biz burada sıfır bile iyi çekmeye çalışıyoruz Peki moda fotoğrafçısı modadan anlamalı mı? Bence anlamalı. Evet, bence Çünkü de. Çünkü ama... yani bence değil, bayağı anlamalı yani. Peki Çünkü... nasıl takip ediyorsunuz? O da her sezon değişen. Takip edeceksin. Hele şimdi daha da kolay. Şimdi bende bir arşiv var. Yani eski Vogue'lar, Harp Bazar'lar, çeşitli alternatif dergiler, hepsi var. Bakıp gözünü doyuruyorsun. Hı hı. Hatta şöyle söyleyeyim ben, bir zaman Necat İşler dergiler, mergiler, bir şeyler satıyordu, teşvik evet, ediyor. Ondan al almışlığım vardır yani. Eski Vogue'lar falan almışlığım vardır oradan. Tabii. Şimdi Pinterest e herkes bakıyor. <laughs> şimdi Pinterest'e baktığı için herkese aynı konu geliyor biliyor musun? Tabii. Bir mood geliyor. Bakıyorum başka yerden de aynı mood geliyor. Hmm. Üç aşağı beş yukarı. Hmm. Yani onun için öteki türlü araştırıp kesmek dergileri daha zevkliydi. Oralardan ne yapıyorsun? Işığını alıyorsun. Oradan pozunu alıyorsun. Birleştiriyorsun. Dünya da öyle yapıyor. Çeşitli şeyleri birleştire birleştire gidiyorsun. Tabii. Çok güzel bir belgesel var. Ben ara sıra söylerim. Çekim kalitesi artık kötü ve eski kaldı da everything is remix diye. Yani her şey aslında birbirinin birleşmesinden ve karışımından oluşuyor. Bütün icatlar, bütün fikirler. Esasında öyle. Tabii. İşte bizimki de öyle. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Tabii. Ya. Karıştıra karıştıra ama onun işte karıştırman için bir alt bilgin lazım. Öğrenmen lazım. Kültürünü geliştirmen lazım. Hepsi birlikte işte bir şeye oluşturuyor yani. Peki sizin ne kadar modaya uygun giyinmeniz lazım? Hiç öyle talep Tepler olur mu? Ee, ya da çok mu rahat giyiyorlar? Sıfır, mi? sıfır. <laughs> Diye biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok görüyorsun ki. <laughs> Şimdi dikkat edin dünyadaki stylistlerin hepsi siyah. Çünkü o da var, o da var, o da var bir müddet sonra bıkıyor. Yani gözü tek şey görmek istiyor. Evet, yalınlık istiyor değil mi? Sizin bir Zeynep Tosun ceketiniz var. Kod ceket. Ben ee, ona bayılıyorum. Çok şeker giyiyorsunuz. Size de çok güzel Milli forma da. gibi ya. Yani ben bir şey tuttum mu böyle bir gidiyorum da gidiyorum yani onunla. O mesela geçen senenin ve hala gidiyor. Ondan <laughs> evvel turuncu bir deri ceketim vardı. Onu hatırlıyorum ben. Böyle bunu Nasıl hatırlıyorsam. şey, Çizgisi kenarı beyaz. Var. <laughs> i̇şte Fight Club ceketi derler. Bir de taksi İlyas Salman'ın giydiği ceket gibi falan derler. Yani o ceket turuncu ceket öyle yani bir takılıyorum gidiyor ama Zeynep'inki çok tatlıydı. Çok şeker. Bir de size özel yapmış değil mi? Bir yardım kuruluşu için bir şeyler yaptı. Ondan sonra dedi ki Tamer abi sana da yapayım mı bir tane? Yap dedim o bana ve Kenana yaptı. Güzel. Kenan Doğulu'ya yaptı. Çok güzelmiş. Ya tabii yıllar içerisinde modacıların gelişimini gördünüz. Büyümelerini, modellerini öyle evet. değil mi? Yani koca bir aile çocukları olan insanlar oldu. Bambaşka bir duruma geldiniz herhalde işte. Herkesin sizi sevmesini anlıyorum. İşiyle rekabeti olan insan oluyor ya. İşimi iyi yapayım hırsız. Bu çok güzel bir şey. Bir de modada şöyle bir şey var. Çoğu kişinin bizim piyasada bilirler de sadece bizden fotoğrafçı çıkmadı. Make-up saç bunların hepsi moda fotoğrafına moda şeyine göre çıkmış insanlar oluştu. Eskiden Mahmut Ebil'de atıyorum Yıldırım'da çalışan bir sürü hair stylistler vardı. Onları sırf işe özel yetiştirdik. Çağırdık geldiler. Dükkan kuaförlüğünü bıraktırdık bizim tarafta çalışmaya başladılar. Make-up da öyle. Yani gidip herhangi birini boyamıyor şimdi. Fotoğrafın tabii. makyajı da ayrı. Ve Profesyonelleşme bu, bu bir iş oldu. Hı -hı. Yani bu böyle moda ile ilgili hair stylist, moda ile ilgili make-up artist. Yani bunlar bir iş haline geldi. Özel yani sen ne yaparsın ben Uzmanlaşma. fotoğraf... Tabii, fotoğrafla ilgili make-up yaparım diyor yani artık öyle. Tabii. Işığı Ama video, bunlar çekim, da işte video. bizle birlikte geldiler. Eskiden kuaför salonundan çağırıyorduk.

Peki siyasetçiler... ...Abdullah Gül de fotoğrafçıymış çektim. aslında. Ha? Ve çekmişsiniz <laughs> ve uzun vakit geçirmişsiniz gibi. Evet evet beni bir saatliğine çağırdılar. Beş saat kaldık. Evet fotoğrafçı olduğunu da sizden öğrendim ben Abdullah Gül'ün. Yani. Bilmezdim oba, yani ilgisini. Yani o Milli Talebe Birliği zamanında... ...fotoğraf bölüm şeyine o bakıyormuş yani öyle. <laughs> Bülent Ecevit'i çektiniz. Ben bir sürüsünü çektim yani. Bir sürü milletvekili falan da çektim. Edisonlar Ahmet Mete Işıkaralar... <laughs> Metmet Işık arayı da mı tabii. çok iyiymiş. Bir ara milletvekili ha. adayı oldu ya. Aa! Tabii ha. 99'dan sonra aday oldu bunu. en zor çekimimizdir. Çünkü eyi Duruyor nasıl yani şöyle duruyor yukarı doğru. Kambur üstüne, duruyor biraz, Üstüne fon koyduk. Ben aşağıdan çektim. Düşünsene. Bir de öyle taktikler vardır değil mi? Vücudun başka yerlerini farklı göstermek ya için Ahmet, farklı Iş, açılar. Ahmet Mete Işık Aram, tam eğik duruyordu. Tabii hatırlıyorum hafif kamburluğu vardı. Hafif onun. değil. <laughs> L gibi duruyordu. Yani aşağıya yatıp çektim ben onu. Yani güzel Çok, e, çok şey. enteresandı yani. Tabii bir dönemde en seksi erkek seçtik biz sabah gazetesindeyken. Ufuk Güldemir icadıdır o. Ben evet, Cem Yılmaz evet. bölümümüzde anlatmadım. ...yapmıştım. Evet 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 yani <laughs> biz masada yapmıştık o seçimi enteresan dönemler tabii ki yani ne güzel ne tanışıklıklar buraya kadar getirilen peki ben size son sorumu sorayım Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız çok zor bir soru ya nasıl daha iyi yaşarız birbirimize anlayarak demeyeceğim anlayamıyoruz kendi özgürlüklerimizin sınırlarını herkesin özgürlük alanına sokmayarak diyeceğim ben. Bu çok önemli biliyor musun? Yani herkes bir şeyi biliyor ve herkes o işi en iyi biliyor. Öyle bir şey yok yani. İnanın öyle bir şey yok ve çok zor. Türkiye'nin geleceğini öyle hani ümitli falan görmüyorum. Ha. Yani insanlar öyle görüyor ya ben hakikaten görmüyorum. Yani bunları nasıl böyle görmediklerini de anlayamıyorum. Ya yani ben bu programı 5 seneyi aşkın zamandır yapıyorum ve gittikçe o umudun azaldığını ve bu soruya zor cevap veriyorlardı. Şimdi artık negatiften cevap verildiğini de üzülerek görüyorum. Ya temenni başka bir şey ama gerçek başka bir şey. İnşallah iyi olur diyorlar ya. Olmaz, olmaz. Artık bitti. Biz başka bir şeye bakacağız. Ay, Ayten Hanım'ı izlerken siz tabii İsveç'te yetişmiş bir insanla yaşıyorsunuz her şey bir yana E Bir taraftan o hastalıklar başka bir durumlar da gördünüz O çok güzel bir şey söylüyordu Yani bir buradaki rahatlığıma sinir oluyor insanlar Ben de onların rahatsızlığına sinir oluyorum E Bir taraftan da mesela Tibet için acımayın bana diyorum Ben oğluma kendim acımıyorum Hatta Tibet diyormuş ki ya anne hiç mi acımıyorsun bana mesela bir şey doğru, yapmak doğru, istemiyor e... diyor Acımıyorum senin acınacak neyin var diyorum diye mesela anlatıyor. Ne güzel bakış açıları yani kendini değiştirerek zorlayarak Türkiye toplumundaki farklılıkları da iyi görüyor muhtemelen. Türkiye'de engelli imkansız yani yaşayamaz yani. O, i̇yi ki bize o. geldi diyor. Heh, o yüzden bizde yoksa yaşamıyor yani imkanı yok değişemezdi. Altyapı o kadar şey ki yani onu değiştirmek mümkün değil. Çok zor. Anlayışı değiştirmek lazım. Anlayış başka. Daha anlayışa gelene ya yani anlayış değişmesin. Altyapı Fiziksel. tekerlek tekerlekli sandalyeyi ilerletecek yer yok. Yok. Yani gidemezler Yani. İyi ki geldiniz. Çok i̇yi ki davet etti. Çok seviniyorum. İyi ki geldiniz. iyi ki anlattınız. Çok mu boş konuştum? <laughs> Hayır şahaneydi. Yani bazen böyle çok mu zorluyorum diyorum. Yani sizinle zorluk şu. Moda fotoğrafçısı belli klişe sorular var. işte. Evet. Yani onlar da soruluyor. Onlar da... işte. kadının nasıl güzel çıktığı Kimler skandal yarattı. Kimler iyiydi. Kimler kötüydü. O isimleri ben sormak istemedim. Yani şimdi sizin sürdürdüğünüz bir meslek. Yılların sırları mutlaka var. Keşke tabii bi bilsek ama insan özelinde değil enteresan anıları tabii ki hepimiz bilmek istiyoruz ama klişe sormak istemedim sizden o nasıl iyi insan olunur bu kadar rekabetçi bir ortamda onu anlamaya çalıştım dinleyenler de o hisse almışlardır biraz ne kadar Türkiye'de birlikte nasıl yaşarız sorusuna negatif yanıt vereceğinizi söyleseniz de siz birlikte yaşıyorsunuz yani asistanlarınızla çalışanlarınızla iş yaptığınız insanlarla değil mi bir birliktelik ortam kurabilen insansınız. Keşke kurduğunuzu Türkiye'ye yayabilsek diyorum. Bu anlayışı. keşke, keşke. Temennilerde bu. Evet, <laughs> Temenniler kısmında böyle. bunu ele alabiliriz de. Tekrar iyi ki geldiniz. Çok mersi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>